Değerli izleyicilerimiz, güzel bir bayram sabahından günaydın diyelim. Günaydın Türkiye'de tekrar karşınızdayız. Bugün de gazete manşetlerini ve sıcak gelişmeleri aktarıyor olacağız Yakup Aslan'la beraber. Günaydın Yakup Aslan. Günaydın, günaydın. İyi bayramlar hem sana hem izleyicilerimize hem radyoları frekanslarından bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydınlar, iyi bayramlar diyoruz. Bayramın 3. günü 11 Temmuz Pazartesi, aynı zamanda haftanın ilk günü. Mutlu bir hafta olsun. Tabii bu hafta bayram İstanbul'da, özellikle kuzey illeriyle birlikte İstanbul'da sel yaşandı. Sağanak yağışın yoğun olduğu günler yaşandı, dakikalar yaşandı. İstanbul'da özellikle Esenyurt merkezli Haramdere'nin taştığını söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tatildeyken bu felaketler ne hikmetse gerçekleşiyor, onun da hep tatiline denk geliyor. Biraz da tartışmalara, polemiklere sebep oluyor ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daydı. İstanbul'daki yağışlara ilişkin son haberimizi izleyelim, ardından devam edelim. İstanbul'da etkili olan sağanak Esenyurt ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Pınar Mahallesi'ndeki Harami Dere'nin taşmasıyla dere civarında bulunan ev ve iş yerleri suyun altında kaldı. Birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü yerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemeler yaptı. Allah'a hamdolsun biz can kaybımız yok. Yani önemli olan o, çünkü bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Ama burada yapılması gereken işler var. Onu da Büyükşehir Belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda bu da yapılıp sona erecek. Bakan Soylu, baskında zarar gören vatandaşlar için maddi yardımın başladığını söyledi. Evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık bir evleri su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesini açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Aşırı yağış nedeniyle Kadıköy'de bir ağaç yola devrildi. Beykoz'da 5 katlı bir binaya yıldırım düştü. Binanın bodrum katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. İstanbul Valiliği Twitter'dan yaptığı paylaşımda sağanak yağışın bugün de süreceğini belirtti. İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı. Gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görülmedi. Bu nedenle İmamoğlu yine tatilde tartışmalara başladı. Bunun üzerine İmamoğlu açıklama yapmak zorunda kaldı. Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 3.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweetini de aslında haberimizi izlemiş olduk. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi. Ali Yerlikaya, su baskınlarına dair gelen 797 ihbardan 266'sının Esenyurt'tan yapıldığını açıkladı. Vali 128 dairenin 12 iş yerinin ve 3 fabrikanın su baskından olumsuz etkilendiğini belirtti. Saat 22'ye kadar şiddetli yağış uyarısında da bulundu. Saat 12 itibariyle su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797. Esenyurt ilçemizdeki bu 797 ihbarın 266'sı içinde bulunduğumuz Esenyurt ilçemizden yapılan ihbarlar. 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilenmiş durumda. Gerek hasar tespit, gerek zarar tespit komisyonları kuruldu. Onlar çalışıyor. Vatandaşlarımıza 5'er bin lira, iş yerindeki vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardımları da kaymakamımız koordine ediyor. Bugün saat 22'ye kadar şiddetli yağış uyarısı, ikazı henüz geçmiş değil, devam ediyor. Bunu buradan hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Evet, yağmurlara ilişkin, yağışlara ilişkin son bilgiler bunlar. İstanbul'da böyle mi? Ülkenin tamamında da aslında Kuzeybatı ve İç Anadolu bölgesinde özellikle sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maalesef
Bilecik'te sele kapılan bir kişi de hayatını kaybetti. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yaş bir kişinin hayatına mal oldu. Türkmen köyünde yaşayan Asiye Bikmen'li oğlu Sinan Bikmen evlerinin çevresindeki duvarın yıkılması nedeniyle suya kapıldı. Aşağı doğru zaten aşağı doğru sel almış. Oğlu kurtarmak isterse beraber sürüklenmişler. Evin yakında bulunan vatandaşlar Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi. Bölgede yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bolu'da sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırılırken kaportalarında ise hasar oluştu. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve ev hasar gördü. Eskişehir'de de dolu ve sağanak yağışı etkili oldu. Kısa süre içerisinde yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti. Görüntüler Ankara'dan. Başkentte sağanak yağışa teslim oldu. Kuvvetli yağış rögarların dolmasına neden oldu. Yollara taşan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Benzer görüntüler Balıkesir'de de kaydedildi. Kent merkezine aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi. Karabük'ü etkisi altına alan sağanak yağış yollarda göllenmelere neden oldu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerde bayramlaşma telaşı yaşandı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde NATO'nun Türkiye'deki varlığı, ekonomideki gelişmeler ön plana çıktı. Vatan Partisi bayramlaşmada Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı NATO'dan çıkalım kampanyasını anlattı. Son zamanlarda biliyorsunuz NATO kampanyası başlık NATO'dan çıkalım diye. Bizim tarihi ve kültüre bağlarımız olan özellikle İslam ülkeleri ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerle de bağlarımızın kopmasına vesile olmaması. Çikolata, çay ikram edildi, siyasete bayram molası verildi. Özellikle üretim, gençliğe üretimde çok rol düşüyor. İnşallah yakın zamanda tekrardan bir fiyat artışı, bu anlamda şu üreticimizi rahatlatacak bir artış olabilir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli işlere imza attığını hem Türkiye ölçeğinde hem bölgesel hem küresel ölçekte görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Siyasi partiler arasında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma telaşı yaşandı. Covid-19 nedeniyle uzun süredir uzaktan yapılan görüşmeler bu bayram yüz yüze oldu. Uzun bir yoldan geliyoruz 20 yıldır ve Türk halkı da siyaseti seviyor. Her şeye sahibiz. Evet. Yeter ki iyi yönetilerek tüm bunları güzel bir ülkede hep birlikte yaşamayı başaralım. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nde arasında bulunduğu 11 partiyle görüştü. Bu bayram görüşmelerinde NATO'nun Türkiye'deki varlığı konuşuldu. Vatan Partisi heyeti bayramlaşmada Türkiye'nin NATO'dan çıkması için başlattığı kampanyayı anlattı. Bir hedefe koymuş vaziyette. NATO'nun Ukrayna'yı da ne hale getirdi? Güçlü bıraktı. Yani orada savaş devam etsin diyor, uzasın istiyor. NATO, yani bizim dış politika bakışımız şöyle, biz yani çok boyutlu bir dış politika izlenilmesi gerektiğini. Yani 50 yıllık bir siyasi hayatında bir duruş var, NATO'nun işte bir gereksizlik olduğunu beyan eden bir genel başkan. Ama Sayın Genel Başkan Yardımcımız bu konuda. Siyasal partilerin bayramlaşmasında öne çıkan bir diğer gündem başlığı da ekonomi oldu. Bir de enflasyonun artış hızı düşecek belki. Sadece enflasyon düşmeyecek artık bu saatten yani sonra. Yani fiyatlar düşmeyecek. Fiyatlar düşmeyecek. Yani o artış hızı yavaşlayacak. Halka yansıması açısından. Şimdi halk insanların ekonomik sıkıntılar çekmeyeceği, gerçekten hep birlikte üretip hakça bölüşebileceğimiz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Sizler de iktidar tabii temsilcileri olarak tabii bayram vesilesiyle bunları size iletmek isterim ben tabii de. Ve bu şekilde tabii Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi biliyorsunuz ki son 4 yıldır uygulanmaya başlandı. Vatan Partisi'nin AK Parti heyetiyle görüşmesinde Türk gençliğine dayatılan Z kuşağı ifadesi de gündeme geldi. Her iki partinin gençlik kolları temsilcileri bu ifadeyi kabul etmediklerini belirtti. Vatan Partisi öncü gençlik olarak bu tanımı kabul etmiyoruz. Yani bakıyoruz o Z kuşağı tanımının içerisinde şöyle şeyler koyuyorlar. İşte gençler kendi sorunlarını ön plana koyuyorlar, kendi ülkesinin sorunlarından bir haberler, onunla ilgilenmek istemiyorlar falan diye.
ya da daha çok işte böyle sosyal medyada zaman geçiyorlar, dışarıda olan bir tane çok kaygısızlar, umurlarında değil gibi. Aslında Türk gençliği kendi kimliğine, kendi geleneğine oturmayan ve yakışmayan tanımlamaları bize dayatmaya aslında çalışıyorlar. O açıdan biz de böyle bir şeyin olmadığını, Z kuşağı diye bir şeyin olmadığını, Türk gençliği olduğunu söylüyoruz ve hani üreten ülkesi bayrağı için çalışan, onun derdiyle dertlenen bir genç aslında, hani altyapı çok sağlam. Evet. İnşallah biz de o Z kuşağını çizdik. Öte yandan AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin görüşmediği PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile Millet İttifakı ve bileşenleri bir araya geldi. Evet, siyasi partilerin bayramlaşma trafiğini de ekranlarınıza getirdik, ayrıntıları paylaştık. Şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi manşetinde COVID-19'la ilgili bir habere yer veriyor. Osman Hoca'dan 4 tavsiye demiş Hürriyet gazetesi. Osman Müftüoğlu hızla yayılan yeni COVID-19 varyantına karşı vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Hastalığa yakalanmamak için alabilecekleri 4 önemli tedbiri anlattı. Bu yeni varyant kolay kolay akciğerlere inmiyor ve genelde ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor. Ama öncekilerden çok farklı bir varyant. Diğerlerine göre çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşabiliyor. Virüsü kapanların hastalanmadan kurtulması mucize. Böyle olduğu için sürü bağışıklığı umudu neredeyse hayal olmuş durumda. Bu önlemleri alın demiş. Bir, korkmayın, endişe etmeyin ama riskli alanlarda maske takın. İki, eğer grip ve benzeri bir durumla karşı karşıyaysanız muhtemel bir COVID-19 taşıyıcısı ve yayıcısı olabileceğinizi dikkate alarak maske takın. 3. Mümkünse kalabalıklara karışmayın. 4. Risk grubundakiler, son aşısının üzerinden 4 aydan fazla süre geçenler aşı yaptırmalı demiş. Yeni varyanta karşı alınacak en kolay ve etkili önlemlerden biri maske. Uzmanlar kalabalık alanlarda kesinlikle maske takmayı öneriyor diye de not düşmüş gazete. Ve aşıda randevu başladı diyor. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için e-nabır üzerinden randevular açıldı. Hiç aşı olmayanlarla hatırlatma dozunun zamanı gelenler aşı olabilecek. Vatandaşlar daha önce olduğu gibi aşı tercihinde bulunabilecek. Hastanelerde kalabalık oluşturmamak için aşıya tek gidilmesi gerekiyor diyerek aslında bir uyarı haberi yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Uyarı ve hatırlatma. Tabii aşıları yaptırmamız gerekiyor. Bize de tanımlamalar daha önce yapılmıştı ama mevcut düşen hasta sayısından dolayı biz de bu riskin düştüğünü düşündük. Ama şu an 50 binlere kadar dayandı galiba günlük, evet, vaka sayısı. Bu anlamda da vatandaşların bir an önce aşılarını olması gerekiyor. Bir de bayram yoğunluğu da var. Yani şöyle, bayramda insanlar neticede bir araya geldi, kaynaştı. Evet. Şimdi Ankara'da en azından toplu taşıma ücretsiz. Hem Ankara hem metro hem de otobüsler. Otobüsler biraz hani ücretsiz olduğu için toplu taşımayı da kullanır. İstanbul hale geldi, böyle yurttaşlar. Yani aslında günlük geçtiğimiz haftalarda da tatil olmasa bile insanlar artık toplu taşımayı tercih ediyor çoğunlukla. Tabii vaka sayılarının yüksek olduğu dönemde toplu taşıma tercihi daha da düşmüştü ama şimdi hem toplu taşıma hem dediğin gibi bayramda ailelerin sevdikleriyle, evet, bir araya gelmesi, sonrasında yansır mı umarım, korkutucu bir durumla karşıya kalmayız. Bir an önce randevularımızı alalım, e-nabıza tanımlanmış durumda aşılarımızı olalım. İki gündür de yine yurdun kuzey ve iç bölgeleriyle birlikte İstanbul'da etkili kar, sağanak yağış vardı. Sele sebebiyet vermişti. Hemen programın başında da aktarmıştık. Hürriyet gazetesinde atmosferik kararsızlık İstanbul'u korkuttu diyor. Çok da yıldırım vakası görüldü. İstanbul'da dün gece yağan şimşekli sağanak yağmur taşkınlara yol açtı. Birçok ilçede evler ve iş yerlerini su bastı. Yollar dereye döndü. Üstü soğuk, altı sıcaktı. Yani atmosferik kararsızlık neymiş? Dakikada 65 şimşek çaktı. İstanbul'da geceyi diken üstünde geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Şube Müdürü Yüksel Yağan, tam adı da uygunmuş, Yüksel Yağan. Atmosferin üst tabakasının soğuk, alt tabakaları sıcaktı. Atmosferik kararsızlık oluştu. Bu yüzden gök gürültülü uzun süreli şimşek çakmaları meydana geldi dedi. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, evet, da vardı bu
gök gürültülü yıldırım ya şimşek çakmaları Sayın Yüksel Yağan'ın İstanbul için ifadelerini biz Ankara'da da geçerli olduğunu söyleyelim. Hürriyet gazetesi İmamoğlu Fethiye'de İstanbul su altında demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Muğla'da tatil yaparken İstanbul'da 134 ev, 15 iş yeri, 3 fabrikayı su bastı. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un üzerine bir şemsiye tutmayacak elbette. Yağışı durdurmayacak ama olan afetin koordine edilmesi, müdahale edilmesi anlamında da orada bir savaş veriliyor. O savaşın komutanı olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da tatilde. Bir kayak tatili olmuştu galiba, evet. Erzurum'da. Evet. Yine benzer bir durum İstanbul'da yaşanmıştı. Bir kar felaketiydi. İkinci bir kar felaketinde İngiltere Büyükelçisi ile beraber yemekteydi. Önce işte eşlerimizle oturduk, sade bir yemek yedik dedi. Öncesinde yemek arasından vermeyelim, molası da vermeyelim dedi. Sonra önemsiz bir yemekti dedi. Evet. Sonrasında da İstanbul'un yaşadığı felaketten daha önemli şeyler konuştuk, daha önemliydi dedi. Şimdi de bu felaket aslında meteoroloji uyarmıştı da, yani bayramda İstanbul'da, Ankara'da yoğun bir sağanak yağış olacağını önceden bilmek de mümkündü. Birdenbire bir sürpriz değildi İstanbul için. Bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Başkanı'nın yaşadığı talihsizlik midir yoksa talihsizliği kendi mi yaratıyor? Onu da ifade edelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Muğla'da tatil yaparken İstanbul'da 134 evi su bastı, 15 iş yerini su bastı. 3 fabrika da yine selden etkilendi. Yani şu an tek şükrettiğimiz herhangi bir can kaybının olmayışı. Evet. Bu anlamda mali hasarlar karşılanır. Zaten iş yerlerine 10 bin liralık bir destek. Su basan iş yerlerini, evlerde 5 bin liralık bir destek. Evet. İçişleri Bakanı da açıkladı, İstanbul Valisi de açıkladı. Onu da ifade etmiş olalım, diğer habere geçelim. Biz de geçmiş olsun diyelim hem İstanbullulara hem Ankaralılara. Karanfil köye piyango çıktı diyor Hürriyet gazetesi. İstanbul'un Lüks semti Etlidere komşu gecekondu bölgesi Karanfil köy kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Proje kapsamında evi olana ev, iş yeri olana iş yeri verilecek. Engeller kalktı, anlaşmalar yapıldı. Karanfilköy'deki dönüşüm projesi uzun yıllar sonra uygulamaya konulacak diyor gazete. MESA Başkanı Erhan Boysanoğlu ve MESA Mesken Başkanı Mert Boysanoğlu Karanfilköy projesini Hürriyet'e anlattı. Proje üzerinde 5,5 yıl çalışıldı. Uygulamaya yıl sonunda veya 2023 başında geçiliyor. 1200 civarında konut yapılacak. Hak sahiplerine 600 konut ve 40 iş yeri verilecek, evi olanı ev, iş yeri olan iş yeri alacak diyor. Tabii Türkiye'nin dört bir yanında aslında kentsel dönüşüm alanları var. Ancak ilerleme kaydedilmesi gerekiyor bu noktada. Bekleyen çok sayıda alan var aynı zamanda. Alan var, hak sahipleri var. Bir de güzel bir haber var. İki tekerlekle 45 ülkeyi gezdi. Asil Özbay'ı ben de birkaç kez takip etme fırsatı buldum. Özellikle dünya turunda Afrika merkezi çok renkli çekimleri vardı. Onları izleme şansım da oldu. Akademisyen Asil Özbay motosikletiyle 35'ten fazla ülkeyi gezdi. Seyahatlerinin tamamını tek başına yaptı. Bir yıllık Afrika turunu Nisan'da tamamladı. Kadına özgürlük yakışır sloganıyla yola çıkan Özbay, hep farklı olana gitmek, yeni olanı keşfetmek istedim diyor. Ve güzel de bir haber var aslında, sevinici bir haber. Antalya'da bayram rekoru. Uzun bir süre, özellikle yaklaşık 3 yıl turizmciler bu küresel pandemi sebebiyle zorlu günler yaşadı. Turizm işletmeleri, turizm sektöründe çalışanlar. Tabii o da bölgeyle birlikte tüm ülkeyi, ülkeyle birlikte tüm dünyayı da etkilemişti. Ama güzel bir haber gelmiş. Bir rekor kırılmış sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bayramın birinci günü Antalya'da toplam 1034 uçak trafiği yaşandı. İç hatlarda 121, dış hatlarda 913 uçak indi veya havalandı. 182 binden fazla yolcu geldi. Tabii bu yolcuların da gelişi ülke ekonomisine katkı oldu diyelim ve sevindirici haberi de izleyicilerimizle paylaşmış olalım.
İşte 2022'de en pahalı resmi diyor. Türkiye'de ve dünyada 2022'nin ilk 6 ayında yapılan müzayedelerdeki en pahalı ilk 10 eser sıralandı demiş. En pahalı eserler sıralamasının en üstünde Ömer Uluç yer alıyor. Ünlü ressamın 7 milyon 845 bin liraya satılan bir iskemle, bir kuş, büyük çıplak, kırmızı figür, bir yaratık eseri zirvede. Onu Burhan Doğançay takip ediyor demiş ve Ömer Uluç'un ustalık dönemine ait bir tablo yer alıyor üstte. Altta ise dünya sıralamasında Andy Warhol'un Shut Sage Blue Merlin eserinin ise zirvede olduğunu söylemiş Hürriyet. Şu üstteki resim mi? Üstteki resim Ömer Uluç'un ustalık dönemine ait bir tablo. 7 milyon 845 bin TL. Sanırım o eser farklı eseri ama eserin ismi yer almadığı için üstteki eserin işte o pahalı eserin... Birinci sayfadan da o 7 milyonluk resmi gösterseydi de biz de görmüş olurduk. Yani tam olarak o resim midir bilemeyeceğiz tabii ki. Bir diğer gazetemize geçelim. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi hemen logosunun altında yine Covid ile ilgili bir habere yer vermiş. Aşı için randevular açıldı diyor. Ve isteyene konser, isteyene seyahat başlığıyla başka bir haber de var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Genç Ne Sever platformu ile 18-30 yaş arası gençler ücretsiz konsere gidecek. Tarihi mekanları ücretsiz gezebilecek. 2 hafta önce hayata geçen platforma 384.804 genç üye oldu. Platformdan tüm Türkiye genelindeki gençlerin istifade edebilmesi için her bir başlığın altında tüm bölgelerde etkinlikler düzenleniyor demiş. Gençler için oldukça güzel bir etkinlik ve liseler yarışıyor. LGS sonuçlarına göre öğrenci alan devlet okullarına tercihler 20 Temmuz'da sona erecek. En iyi öğrencileri almayı hedefleyen liseler tüm olanaklarını seferber ediyor. Stajdan servise, ücretsiz yurttan bursa kadar birçok destek sunulurken bilgisayar hediyesi, uzmanlardan mentorluk imkanı da veriliyor demiş liselerle ilgili bu haberde. Ve manşette ise bugün Dünya Nüfus Günü, 15 Kasım'da 8 milyarız demiş Milliyet Gazetesi. Dünya nüfusu 4 ay sonra 8 milyara ulaşacak. Birleşmiş Milletler'e göre eşit şartlara hala çok uzağız. Birçok sebeple insanlar hala ayrımcılığa, tacize ve şiddete maruz kalıyor. Dünyadaki 10 ülke nüfus artışının yarısından fazlasına katkıda bulundu. Hindistan açık ara en büyük katkıyı yapan ülke olurken onu Çin ve Nijerya izledi diyor. Afrika ve Asya 2037'ye kadar nüfus artışını yönlendirerek 9. milyara da en çok katkıyı sunan iki kıta olacak demiş. Ve haberde ayrıntılara yer veriyor. İşte Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporuna göre dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de ise 10,4 milyar nüfusa ulaşması bekleniyor. Raporu Milliyet'e değerlendiren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilcisi Hasan Muntassami, odak noktalarının az ya da çok insan değil, başta kadınlar, kız çocukları ve tüm kırılgan gruplar olmak üzere her insanın fırsatlara daha fazla ve eşit erişimi olduğunu söylüyor. Raporda öne çıkan bazı başlıklarsa şöyle: 1950'de dünya nüfusu 2.6 milyardı, 2011'de 7 milyara ulaştı. 7 milyardan 8 milyara ulaşmak için 12 yıl aldı. Bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl sürmesi bekleniyor. Yani 2037'de dünya nüfusuna eklenen 1 milyarın yarısı Asya'nın demografik büyümesinin bir sonucu. Afrika ise ikinci en büyük nüfus katkısını yapan kıta, yani yaklaşık 400 milyonda yer alıyor Afrika. Evet. Partiler 2 yıl sonra yüz yüze bayramlaştı diyor Milliyet gazetesi. Siyasi partiler arasında dün bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yüz yüze yapılamayan bayramlaşmalar için her partiyi ayrı ayrı kabul eden ve ziyaret heyetleri oluşturuldu. AK Parti MHP bayramlaşmasında gündemi İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılacağı iddiası oluşturuldu. AK Parti CHP bayramlaşmasında ise gündem ekonomiydi demiş Milliyet gazetesi. İstanbul uyumadı diyor. Kuvvetli yağış Bağcılar'daki bir şantiye alanını göle çevirdi.
11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. İstanbul'da önceki gece şimşeklerle başlayan şiddetli yağış, kentte yaşayanlara zor anlar yaşattı. Özellikle Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 cami zarar gördü. Sarıyer'de ise istinaf duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi diyor. 15 Temmuz'un karanlıkta kalan yönleri demiş bir söyleşi var. Abdullah Karakuş'un bir röportajı var. Kiminle? Cemil Çiçek'le, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Cemil Çiçek'le. 15 Temmuz'un arkasında ne var? Tam aydınlandı mı? FETÖ kurumlarda hala var mı? Bu gibi soruları Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Cemil Çiçek'le konuştuk. Çiçek, 15 Temmuz hiç hafife alınacak bir olay değil. Gerekli dersler çıkarılıp politikaların yeni baştan gözden geçirilmesi gerekiyor dedi. Çok çok haklı. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Cemil Çiçek, Amerika ve NATO eliyle gerçekleştirilen bir darbe vardı piyonları aracılığıyla. Eğer şu an hala NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kendimize müttefik olarak görüyorsak 15 Temmuz'dan hiç ders çıkarmamışız. Evet. Şimdi de Sabah gazetesine bakacağız. Bayram sabah olarak çıkmış Sabah gazetesi bugün. Neredesin İmamoğlu sürmanşette yer veriyor Sabah gazetesi. Mega kent Sere Teslim. Kimin de o şarkı bu başkanı... ise? Tatildeyim diye. Sertab Erener miydi? Evet. Bu manşete Berko cevap verir. Tatildeyim diye cevap verir. Ben bu yaz bronzlaşmak istiyorum diyordu Sertab Erener. Pardon, o başka şarkıydı. Tamam. Bu tatildeyim. Neredesin İmamoğlu demiş. Mega kent Sere Teslim, İBB Başkanı yine tatilde. 16 milyon İstanbullu soruyor. Neredesin İmamoğlu? İBB Başkanı İmamoğlu tatilden dalga geçer gibi mesaj attı. İl dışındayım, takipteyim demiş. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar adeta göle döndü. Meteoroloji, AFAD ve AKOM İstanbul için turuncu kod ilan etmesine rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye'de tatilini sürdürdü. İmamoğlu daha de kentin yaşadığı afetlerde sahada olmamasıyla tepki çekmişti diyor ve Ekrem Bey gamsızlıkla Dünya Markası diye bir Melih Altınok'un yazısı yer alıyor burada. Tabii biz de takip ediyoruz. Daha İmamoğlu belki nelere denk gelecek, hangi tatillerine denk gelecek diye. Umarız denk gelmez, herhangi felaket olmaz da zaten İmamoğlu tatilinden taviz vermiyor. Tatil de mi yapmayalım diye bayram kutlamak, evet, onun hakkı değil mi? Bayramını kutlasın. Tatildi, neredesin İmamoğlu? Tatildeyim, uzanmışım kumsala, güneş damlar evet, yüzüme diye cevap verebilir. Karadeniz'den güzel bir haber var. Karadeniz gazı için ilk borular yerleştirildi. Doğal gazı evlere getirecek projenin bir adım daha atıldı bu projede. Filios açıklarındaki gemi derin sularda ilk boruları deniz tabanına yerleştirdi. Karadeniz'de mesaisini sürdüren Gastron gemisi çalışmalarını sonbahara kadar sürdürecek diyor Sabah gazetesi. Bayramda sabah olarak çıkmış bugün. Sen de ifade etmiştin. Biraz daha inebilirsek ben video oradan görüyorum. Hemen Aydın Bey'den de rica etmiş olayım. Bir manşetine bakalım Sabah gazetesinin. Kahramanlar asla unutulmaz diyerek 15 Temmuz'a ilişkin bir manşet atmış Sabah gazetesi. 15 Temmuz'da demokrasi uğruna can veren 251 şehitten ikisi Cennet Yiğit ve Ömer Halis Demir sonsuza dek Türkiye'nin kalbinde yaşayacaklar demiş Sabah gazetesi. Rahat uyu, hainlere fırsat vermeyeceğiz. Özel harekatçı Cennet'in devre arkadaşları Kübra Karahan ve Ezgi Taşkıran Sabah'a konuştu. Verdikleri mesaj ortaktı. Cennet ve tüm şehitlerimiz rahat uyusun, hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ali Altuntaş'ın haberi de sayfa 11'de diye aktarmış gazetenin manşetinde. Kahrolsun darbe, yaşasın demokrasi. Çukurkuyu'dayız. Şehit Halis Demir'in memleketi. Her ilden gelen insan seli var. Biri kabrinde şehidim Ömer'im sen ölmedin, milyonların kalbinde yaşıyorsun diyor. İnsanımızın demokrasi aşkının somut göstergesi diye yazmış Yavuz Donat. Bu da Sabah gazetesinde
Bugün okunası bir köşe yazısı. Genelde gözlem yazısı çok okumuyoruz artık. Evet. Gazeteciler o ananeyim diyelim, o geleneği sürdürmüyor ama Yavuz Donat da bu geleneği sürdüren duayenlerden diyelim. Kahrolsun darbe, yaşasın demokrasi, kahrolsun Amerika, yaşasın bağımsız Türkiye diyelim biz de. Evet. Böyle bir gönderme yapalım. Sabah gazetesinde bayram gezisi acı bitti. Aynı aileden 4 ölü. Hatay'da Ahmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak savruldu. Sürücüyle birlikte kızı, iki torunu yaşamını yitirdi. İki torun ise ağır yaralandı. Gerçekten biz bayram öncesinde uyarılar yapıldı, çokça uyarılar yapıldı ama maalesef bu talihsiz olaylarla birlikte bu acı haberleri de bayramda aktarmak zorunda kalıyoruz. Ve kaçak HDP'linin hakkından Yunan geldi diyor Sabah gazetesi. Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Çetin'in banka vurgunluğu firarı Yunanistan'da son buldu. Terör örgütü üyeliğinden aranan Songül Çetin bankadan 350 bin lira kredi çekti. Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçtı. Yunan polisi parasını alıp Çetin'i geldiği botla Türkiye'ye geri itti diyor. Jandarmanın yakaladığı Çetin tutuklandı demiş. Güzel. Biraz kısa bir kaçış olmuş. Evet, kaçamamış. Tanıyamamışlardı. Tanımış olsaydı bırakmazlardı. Yunan, yani Afganya'da İranlı sanmışlardır. O yüzden geri göndermişlerdir. Kaçak HDP'liyi. Krediye gerek var mıydı acaba ya? Maaşı mı yetmedi? Kredi bir de bir kredi Türkiye'ye. Yani hani bazı filmler vardı. Birkaç film izlemiştim bununla ilgili. İşte benzer durumlar, suç isteyenler. Suç ortaya çıkmadan önce kredi çekiyor. Ya da ölümcül hastalığa yakalananlar işte son arzularımı yerine getireyim dünyadan göçmeden diyerek yüklü krediler çekip. Evet olabilir. Belki de Yunanistan'da tatil yapmak istemiştir. Yurt dışına kaçıyordu yani. yedim yetmedi bir de dolandırayım bu ülkeyi demiş kaçak HDP'li vekil. O da yakalanmış yani tanıyamamışlardı muhtemelen. 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'nün Börü'ye ilişkin bir haber var. Selahattin Demirtaş'ın hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne suçu var neden içeride dediği Selahattin Demirtaş'ın emriyle başlayan olaylarda katledilmişti. Şehit edilmişti Yasin Börü. Onu da rahmet ve saygıyla analım. Yasin'in katledilmesinde azmettirici Demirtaş'tır diyor bu haberde. Kurban eti dağıtırken PKK'larca katledilen Yasin Börü'nün annesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olayın azmettiricisi Demirtaş'ı masumlaştırması canımı yakıyor diyor. Evet bir anne, Hatice anne haklı olarak isyan ediyor. Yani bir demokrasi kahramanı yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle Kılıçdaroğlu eliyle, Sayın Kılıçdaroğlu eliyle bu yapılmaya çalışılıyor. Ve her fırsatta Demirtaş'ın ne suçu var diyor. İşte bu çocuğu yine bir kurban bayramında kurban eti dağıtırken linç ettiler. Parça parça ettiler, elleriyle parçaladılar. PKK'lı hainler öyle şehit oldu. Yasin Börü'nün katili de Selahattin Demirtaş'tır. Evet. Allah rahmet eylesin tekrardan Yasin Börü ve daha niceleri yine. Dünyaya örnek bayramlaşma demiş. Hoşgörü kenti Mardin'de Müslüman, Hristiyan ve Ezidilere mensup Türk, Kürt, Arap ve Süryaniler Kurban Bayramı'nı kutladı diyor Sabah gazetesinde. Ve şimdi de Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Yeni Şafak gazetesi sürmanşetinde milyonlar tek ses oldu demiş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sorularını yanıtlamış Hüseyin Likoğlu'nun, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'nin. Hacı'da milyonlarca insanın tek ses olduğunu ve tek bir hedefe kilitlendiğine dikkat çekmiş Erbaş. Ve nedir o hedef? Affolunmak, Allah indinde affolunmuş bir kul olma hedefidir demiş. Erbaş, Türkiye'nin hacca gidecek adayları belirlerken kendine has bir yöntem izlediğini, başka ülkelerinde bu formülü kullanmak istediklerini söyledi. 2020'de 2.1 milyon kişi müracaat etmiş. 12 yıl önce müracaat eden de var. 1 yıl önce müracaat eden de 10 yıl önce müracaat edeni 10'la çarparak 100 kere alıyoruz kuraya. Böylece yıllarca bekleyene fırsat tanıyoruz ifadelerinde bulunmuş Ali Erbaş. Güzel bir haber aslında bu. Mekke Medine'ye gayrimüslimlerin girmesi yasak. En son sanırım 79, 80 ya da 81'de
meydana gelmişti. Daha öncesinde de bir isyan oldu orada. Yabancı İngiliz komandoların girdiğini biliyorum. Hatta Müslüman oldu da girdiler dediler. Salavat getirip girdiler. Onunla ilgili bir haber var. Hicaz'ın gizli ziyaretçileri, gayrimüslimlerin Mekke ve Medine ziyareti asırlardır uygulanan oldukça ciddi bir yasak. Sıkı kontrollere rağmen yine de bazı Batılıların farklı kılıklarla buralara geldiği, hatta bazılarının hac yaptığı biliniyor. Kayıtlara göre Mekke'ye girmeyi başaran ilk gayrimüslim 15. yüzyılda yaşayan Ludovico ve Walter adlı İtalyandı. İşte diğer macera perestler diyor, Müslüman kılığına girerek Hicaz'ı ziyaret edenler. Yine manşete geçelim. Tek başına 8 aylık bir aşağı inebilirsek Yeni Şafak'ın manşetini de aktaralım. 8 aylık gaz verdi tek başına. 25. transferi izledi Yeni Şafak diye manşete taşımış. Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de gaz ararken diğer yandan doğal gazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitesini artırıyor. BOTAŞ'ın 4 yoldaki LNG gemisi Ertuğrul Gazi bir yılda çeşitli gemilerden aldığı ve şebekeye verdiği sıvılaştırılmış doğal gazla tek başına konutların 8 aylık gaz ihtiyacını karşıladı demiş. Türkiye'nin ilk LNG gemisi, LNG sıvılaştırılmış doğal gaz anlamında. Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi 25 Haziran 2021'de hizmete girdi. İki futbol sahası büyüklüğündeki gemi Türkiye'nin çeşitli ülkelerden tedarik ettiği gazı depoluyor. Bir depo Türkiye'deki konutlara 10 gün yetiyor. Yeni Şafak Ertuğrul Gazi'ne yapılan 25. transferi yerinde izledi. 7 hortumla boşalttı. Cezayir bandralı Tessela gemisini yanaşarak taşıdığı gazı 7 hortumla Ertuğrul Gazi'ye boşalttı. Bu sırada görevliler güvenlik için cep telefonlarımızı kapatmamızı istedi. Gemide yaklaşık 3 saat kaldık ancak transfer 2 gün sürecekti. Geminin bir özelliği de transfer sürerken sıvılaştırılmış doğal gazı gazlaştırıp şebekeye aktarması. Spor salonu var diye de şöyle bir gemiyi de tanıtmış çünkü yoğun da bir personel var. Bu personel ne yapıyor iş dışında? Gemide 35 personel bulunuyor. Her bir personelin kendine ait odası var, kamerası var. Gemide oda olmaz, kamera olur. Kamerası var. Modern mutfak ve yemekhaneleri mevcut. Gemi adamları için spor salonu, basketbol sahaları yer alıyor. LNG transferi 6 ekrandan anlık olarak takip ediliyor diyor Yeni Şafak manşetinde. Mescid-i Aksa'nın statikosu korunmalı demiş İsrail'in yeni başbakanı Yair Lapid. Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak tebrik etti. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken Erdoğan yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statikonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini söyledi diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve Covid-19 ile ilgili bir haber de var. Hastaneye başvurular 5 kat arttı, klima çarptı diyenler Covid çıkıyor demiş. Hatırlatma dozunu yaptırın diye de not düşmüş gazete. Hafif burun akıntısı, boğaz kaşıntısı gibi belirtilerle hastaneye gidenlerin büyük çoğunu Covid pozitif çıkıyor. Son 2 haftada vaka sayılarının hızla yükseldiğini işaret eden Doktor Özcan Sönmez, hastanelere yapılan başvurular 2-3 hafta önce günlük 100 civarındayken şu an 500'e ulaştı dedi. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı diyor. Yine COVID-19 ile ilgili aslında uyarıda bulunmuş. Evet, İstanbul'da dereler taştı. İstanbul'daki son sel felaketini Yeni Şafak'ta manşetine taşıyan gazetelerden biri. İstanbul'da Esenyurt başta olmak üzere Şişli, Sarıyer, Bağcılar ve Silivri'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Haramidere taştı. Yollar nehre döndü. Arabalar sele kapıldı. Aslında yollar nehre dönmedi. Nehir yataklarını yol yaptık. O yüzden yollar nehre döndü. Onu da ifade edelim. 134 daire, 15 iş yeri ve 3 fabrikayı su bastı. Can kaybının olmadığı felakette 134 daire, 15 iş yeri ve 3 fabrikayı su bastı. Sadece Sarıyer'de metrekareye 113 kilo yağış düştüğünü söylemiş Yeni Şafak gazetesi. Bütün gece dakikada 65 şimşek çaktı. Hakikaten çok yüksek, korkutucu, ürkütücü bir durum. Yani dakikada 65 şimşeğin çakması bir de büyük uzunca bir süre
devam etmiş. İçişleri Bakanı Soylu evlerini su basanlara 5'er bin TL, iş yerlerini su basanlara da 10'ar bin TL'lik nakit yardım yapılacağını aktarmış. Dakikada 65 şimşek çaktı demiş. 365 metre yükseklikteki Çamlıca Kulesi üzerindeki paratonele de yıldırımın düştüğü anlarda fotoğraf karesine yansımış. Güngören'de su dolan şantiye alanında 9 harfiyat kamyonu ve bir iş makinesi su altında kaldı. Bağcılar'da da bir şantiyede 11 harfiyat kamyonu ve 4 iş makinesi sular altında gömüldü diyor. Ve Yunanistan FETÖ'cüyü ilk kez geri itti demiş. Yunanistan'da bir değişiklik mi var acaba? Bir önceki gazetede HDP'li vekili geri itmişti. Şimdi de bir FETÖ'cüyü geri itti diyor. Yeni Şafak gazetesi sınırı geçip Yunanistan'a ulaşan ve Gülenciğim diyerek her FETÖ'cüye kucak açan Atina ilk kez bu geleneği bozdu. Balıkesir mahrem imamı Ahmet Doğan'ın yakalayan Yunan polisi değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye'ye itti. Edirne'de yakalanan Doğan, Fransa'da yaşayan kızımın düğününe gidiyordum dedi. Yani belki de Yunanistan artık FETÖ'cüleri, PKK'lıları taşıyamayacak durumda ekonomik açıdan belki. O kadar çok beslediler ki şimdiye kadar. Bir değişiklik de olabilir. Yani bir de değişikliğin olduğunu mu ifade bir etmeye çalışıyor? Böyle bir durum olabilir mu söz konusu bilmiyoruz ama bir önceki gazetede, aynı gazete değil, bir önceki gazeteydi zannediyorum. Evet. HDP'li vekil. Sabah onun da 300 bin küsür, 350 bin üzerinde parasını el koymuşlardı. Evet. Kredi çekip gitmişti. Öder şimdi Türkiye'de o krediyi. O parasını el koymuşlardı. Burada da tabii şu vurgu önemli. Yunan polisi değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye'ye geri itti demiş. Bu da önemli. AB'nin partisi. Suikaste uğrayan Japonya'nın eski başbakanı. Orada da siyasi gelişmeler olacak. Bu haberi de aktaralım. Japonya'da halk sandığa eski başbakan Shinzo Abe suikastinin gölgesinde gitti. Devlet televizyonu seçimde Liberal Demokrat Parti'nin ezici zaferini ilan ettiğini duyurdu. Liberal Demokrat Parti üyesi ve eski başbakan Abe'nin ölümüyle birlikte partinin oylarında artış bekleniyordu. Başbakan Fumio Kishida partiyi 2025'ten sonlarında yapılacak seçime götürecek lider olarak gözüküyor, bakılıyor diyor. Tabii özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın saldırıcı bir unsura dönüşmeyecek ordusunun dizaynı söz konusu olmuştu. Yani sadece savunma yapabilecek, herhangi bir ülkeye komşusunu tehdit etmeyecek bir ordu yapılanması gerçekleşmişti. Buna son dönemde en son çok karşı çıkan Shinzo Abe'ydi. Daha güçlü bir orduya ihtiyaç var. Tabii Kore ve Çin rahatsızdı bu durumdan. Şimdi özellikle Japonya'nın silahlanması, saldırı potansiyeline ulaşacak bir silahlanması kime yarar? Bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in etrafını saran Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını da dikkate aldığımızda ve dünyadaki en fazla Amerikan askerinin Japonya'da olduğunu düşünürsek belki önümüzdeki dönem biraz daha gerilim artar ve Shinzo Abe'nin de ölümü kimin politikalarına yaradığını görürüz. Yani buradan kim kazanç elde etti? Japonya'nın silahlanmasından yana olanlar kazanç elde etti. Japonya'nın komşularını tehdit etmesi, tehdit unsuru olarak görülmesini düşünenlerden ve bir gerilimin, bölgedeki gerilimin artmasından, özellikle Asya'da bir gerilim durumunun oluşmasını Tayvan merkezli isteyen kimse, ki Amerika Birleşik Devletleri bunu çok istiyor, Shinzo Abe'nin suikastle hayatını kaybetmesi de Amerikan politikalarına yaradı diyebiliriz. Evet, 27 yıldır vedalaşıyoruz başlığıyla bir haber var. Srebrenica'da 1995'te öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek diyor. Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafa Fiç, en yaşlısı 59 yaşındaki Hüseyin Kırcıç, Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki mezar sayısı da 6.721'e yükselecek. Kurbanları anmak için düzenlenen barış yürüyüşüne katılan Nermin Leto, 27 yıl önceki katliamın kurbanlarıyla her sene vedalaşıyoruz dedi. Biz de tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, saygıyla iliyoruz önlerinde anılarının ve bu bayram gününde rahmet diliyoruz. O katliamda can veren Balkan Müslümanlarına. Şimdi Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi sür manşetinde işte yaşanan o sel felaketine sağanak yağışa yer vermiş. İstanbul ve Ankara'ya su bastı. Vatandaş hizmet bekliyor diyor gazete. Ekrem'le Mansur tatilde, Soylu sahada.
başlığını atmış. İstanbul ve Ankara'daki gündüz sağanak sebebiyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalırken Ankara ve İstanbul'un CHP'li belediye başkanlarının yine tatilde oldukları ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara sağanak sebebiyle zor günler geçirirken vatandaş yine karşısında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını göremedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu öğrenilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen vatandaşların dertlerini dinledi. Soylu evleri ve işyerleri zarar görenlere ilk etapta 5 ve 10'ar bin lira verileceğini açıkladı diyor. İstanbul'da 797 su baskını ihbarı yapıldı. 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika sular altında kaldı diyor gazete. Evet, burada Mansur Bey'e de Akit TV, Akit gazetesi Mansur Bey'i de tatilde olduğunu söylemiş. Bilmiyoruz tabii, Ankara'da sahada olmadığını söyleyebiliriz son iki gündür. Evet. Sahada yoktu ama Ekrem İmamoğlu biraz daha sicil kabarık olduğu için en fazla dikkat çeken olmuş. Bir de bu İBB'deki dikey bahçelerde reklam panosu kondurdu. Ben önemsiyorum çünkü İstanbul'da dikey bahçe olarak sadece görsel olarak da değil, aynı zamanda hem sesi hem de egzozu hemen bir özelliği vardı dikey bahçelerin. Evet. Hakikaten çok da güzeldi. Özellikle E5 kenarında vardı. Hemen onunla ilgili de bir haberi var. Sözde çevreciler uyuyor. Yandaş sanatçıların konserlerine para yetiştirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, bakım bedelleri çok yüksek gerekçesiyle karayolları kenarında gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri kaldırıp yerlerine reklam panoları dikti diyor. Akit gazetesi bugün bayramın 3. günü, pazartesi günü çıkan gazetenin üst sürmanşetinde diyebiliriz. Kayyım geldi, halk hizmet gördü. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesi 2019 yılından bu yana 99 milyon lira borç ödedi. Kaymakam ve belediye başkan vekili Mehmet İlidi, yıllardır beklenen doğalgazın ilçeye getirilmesini sağladı. Çocuk parkları, otogar, yeşil alan, kilitli parke taşı, sıcak asfalt ve kent meydanı projelerine imza attı. Güneş enerjisi santrali kurarak hem gelir elde etti hem de borçlarını kapattı. Genç kaymakam ve genç belediye başkan vekili diyelim, Sayın Mehmet İldi'nin haberi burada da birinci sayfadan verilmiş Akit gazetesinde. Hakikaten başarılı bir yönetimle karşı karşıya kalmış Bulanık ilçesi. Bulanık ilçesi de Muş'un en güzel ilçelerinden biridir. Buranın da güzel yönetilmesi, oranın geliri, Bulanıklıların vergilerinden belki elde edilen, özellikle onlara hizmet için tahsis edilen araçların hendek kazmadığı, teröristlere cephane taşımadığı ve oranın gelirinin Kandil'e aktarılmaması güzel. Onunla birlikte böyle bir kaymakam ve belediye başkan vekiline sahip olmaları da bence güzel bir durum. Kayyım geldi, halk hizmet gördü diye de Akit gazetesi bunu birinci sayfaya taşımış bu haberi. Manşette ise Türk Tabipleri Birliği'nin haracı kesilsin diyor Yeni Akit gazetesi. HDP ile düşüp kalkan, terör elebaşı için apaya özgürlük naraları atan, açlık grevindeki teröristlere özel diyet listesi hazırlayan Türk Tabipler Birliği'nin zorunlu aidat adı altında topladığı haraçların kesilmesi isteniyor demiş. Seçim sistemindeki antidemokratik uygulamalar sebebiyle terör sevici zümrenin hakimiyeti altına giren, Türkova solüsyon diyerek karalama kampanyası yürüten Türk Tabipleri Birliği, marjinal sol örgütlerin arka bahçesi gibi davranarak doktorları halkla karşı karşıya getirmek için var gücüyle çalışıyor. Muayenehanesi olan ve özel hastanelerde çalışan hekimlerin TTB'ye zorunlu üye olmasının önüne geçilmesi isteyen Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Enstitüsü Başkanı Metin Memiş, hekimler ve odalar bu zorunlu üyeliklere aidatlar ödüyor, doktorlar TTB'ye aidat ödeme yükümlülüğünden kurtarılmalıdır dedi. Hekimlerin kanun zoruyla TTB'ye mecbur bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Doktor Huriyet Ezgelen ise, özellikle mevcut başkan Şebnem Korur Fincancı ile TTB tamamen illegal örgütlerin temsilciliği haline geldi. Bu yüzden hekimlerin TTB'ye para öderken teröre yardım ve yataklık yapıyor hissinden kurtulması gerektiğini düşünüyorum diyerek
TTB'nin haracının kesilmesi çağrısında bulundu diyor. Tabii Şebnem Korur Fincancı'nın aslında terörle ilişkisi de apaçık ortada. Daha önceden biz de ulusal kanal olarak ekranlarınıza getirmiştik işte o sicili. Bu açıdan hekimlerin de aslında bir sendikal olarak, işte birlik olarak TTP'den rahatsız olduklarını da söylemekte fayda var. Evet, partilerde bayramlaşma turunu ilk birinci sayfaya taşımış gazete. MHP Akşener altılı masadan ayrılacak diyor. MHP'nin yorumu bu. Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arasında bayramlaşma turları sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya çok konuşulacak bir iddiada bulundu. CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İyi Parti'ye oy verecek kesimleri rahatsız ettiğini vurgulayan Karakaya, Meral Hanım altılı masaya bir iyilik yapacak diyorlar. Büyük ihtimalle o yapıdan ayrılacak ifadelerini kullandı diye birinci sayfadan yine Akit gazetesi bayramlaşma haberinde, partiler arası bayramlaşma haberinde vermiş. Şimdi kısa bir reklam arası diyelim. Reklamlardan sonra tekrar günaydın Türkiye'de buluşalım efendim. Bir reklam arasının ardından günaydın Türkiye'de birlikteyiz. Bu saat diliminde de Yakup Aslan'la beraber gazete manşetlerini ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız efendim. Yeni Akit gazetesindeydik. Gazeteye bakmaya devam edelim. Mazlumlar bayram etti diyor gazete. Kurban Bayramı dolayısıyla yardım kuruluşlarımız Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde mazlumlara bayram yaşattı. İnsani İHH savaşın gölgesinde 12 yılı geride bırakan Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez, Cerablus, Elbap ve Fırat'ın doğusundaki Resulayn ve Tel Abyad şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin kurban emanetlerini ulaştırdığı gönülleri fethetti diyor. Türkiye Diyanet Vakfı ise yetim ailelerine kurban eti dağıtırken çocuklara da çeşitli hediyeler ulaştırarak sevindirdi demiş. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDV'ye vekalet verdiği 7 hisselik kurban bayramın ikinci günü Düzce'de kesildi. Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde vekalet kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı diyor. İşte mazlumlara ilişkin mazlumlar bayram etti haberinin ayrıntıları. Ve cilve gözünün kapanması ölümdür demiş Yeni Akit gazetesi. Suriye'ye giden Birleşmiş Milletler yardımlarının 2014'ten beri geçtiği cilve gözü sınır kapısı Rusya'nın vetosu sebebiyle kapandı. Binlerce mazluma ilaç ve gıda yardımı yapılamayacak ifadelerinde bulunmuş gazete. Binlerce eşarp annelerin sesi oldu diyor. Srebrenica soykırımının 27. yılı etkinliklerinde bir annenin eşarbı projesi sergilendi. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eşarbının da olduğu 180 ülkeden 9000 eşarp annelerin katliamı olan tepkisini yansıtıyor ifadelerinde bulunmuş Yeni Akit gazetesi. Ve sapkının merkezi Google diyor gazete, milletin sırtından milyonlarca dolar kazanan dünyanın en büyük arama motoru olan Google, aile yapımızı yerle bir etmek isteyen LGBTİ sapkınlara olağanüstü destek veriyor. Google internet tarayıcısı Chrome'da eşcinsellere özel temalar hazırlarken Android işletim sistemi için geliştirdiği Google Play'de ise LGBT gurur çıkartmaları adı altında sapkınlara özel çıkartmalar hazırlaması tepki çekti demiş. Bu aslında Instagram'da da var. Instagram'da da bu etiketler, daha doğrusu çıkartmalar, hikayelerin üzerine yapıştırılması için kullanılıyor. Özellikle işte queer denilen bu eşcinsellik sembolize eden çıkartmalar bulunuyor. İşte onur, LGBT onur haftasına özel çıkartmalar hazırlanıyor. Aslında Yeni Akit'te Google'ın işte bu eşcinsellere özel temalar hazırlamasına dikkat çekmiş. Yani. Yoğun bir şekilde bir saldırı var. Özellikle
Türkiye'de de bunu hissediyoruz. Hı hı. Hem Avrupa Birliği fonları, Amerika Birleşik Devletleri ya da Büyükelçilik fonları, üniversitelerde projeler. Buradan geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelmişti. Devlet okullarında, devlet üniversitelerinde 20 üniversite, İstanbul ve Ankara'nın en büyük üniversiteleri, en gözlü üniversitelerinde çeşitli araştırmalar yapacaktı. Avrupa Birliği fonlu, sözüm ona dernekler. Yani her taraftan yoğun bir taarruzun olduğunu görüyoruz. Buradan da hem rektörlere, hem dekanlara, hem YÖK'e bir kez daha çağrımızı yenileyelim. Evet, böyle bir taarruz var. Taarruza karşı biz ne yapıyoruz? Sadece izliyor muyuz? Şu anda izliyoruz görünüyor. Burada da adım atılması için çağrımızı yenilemiş olalım Tubuse. Burada başka habere değinmeyeceksiniz siz de Yakup Aslan. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde ülkenin sorunları ve altılı masadan ayrılık gündeme geldi diyor. Kavga bayram dinlemedi demiş. Parti temsilcileri arasında gerginlik diyor gazete. Covid-19 salgın nedeniyle 2 yıl çevrim içi bayramlaşan siyasi partilerin dünkü randevusunda emeklilikte yaşa takılanlar, kurbanlık ve yem fiyatlarıyla mazot fiyatları tartışması yaşandı. CHP'lilerin ekonomik krizden şikayet ettiği görüşmede AK Partili Yel pembe tablo çizdi diyor. AKP'yi ziyaret eden MHP'de Karakaya, Akşener ve Altılı Masa'yı kastederek büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var dedi. İYİ Partili ustaysa amaç fitne çıkarmak yanıtını verdi. CHP heyetini ziyaretinde MHP'li Özarslan, ittifakın ortağıyız, iktidarın değiliz ifadelerinde bulundu. Ve fotoğrafın altında da AKP'li Mustafa Yel, EYT sorunlarının kendi dönemlerinde başlamadığını söyledi. Tarımdaki krizi görmezden gelen Yel, gezdiğimizde gördüklerimiz köylümüzün şu anda iyi bir dönem yaşadığını gösteriyor ifadelerinde bulundu. Ve İYİ Parti'den proje diyerek İYİ Parti'nin bir projesine yer veriyor. İYİ Parti tarımı yeniden canlandırmak için Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projesi hazırladı. Ulu Önder Atatürk 1925 yılında tarımsal üretim ve hayvancılıkla çığır açan çalışmaları başlatmıştı diyor. Yine Ali İsmail Korkmaz'la ilgili bir haber var. Ali İsmail hep 19 yaşında. Gezi direnişinde darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, katledilişinin 9. yılında anıldı. Cumhuriyete konuşan annesi Emel Korkmaz, adalet arayışlarını sürdüreceklerini söyledi. Ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ali Atatürk'ü örnek alırdı, Atatürk sevdalısıydı dedi. Yine Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir diğer haber, basın ahlak esasları yürürlükte diyor. İlk BİK sansürü yolsuzluğa. Tepkilere karşın 6 Temmuz'da yayınlanan ve basına yeni sansür olarak nitelendirilen basın ilan kurumunun basın ahlak esasları ilk günden sansüre dönüştü. Çankırı'da zimmete para geçirme iddialarını haber yapan internet sitesindeki haber yargı kararıyla kaldırıldı diyor. Cumhuriyet Gazetesi de yeni BİK yasası olarak bilinen basın ilan kurumundaki bu yasayı 6 Temmuz'da yayımlanan basın yasasına ilişkin bir yayın durdurma kararını sansür olarak aktarmış. Bu gençlerin gündeminde seçim öncesinde de belki bir af beklentisi de oluştu. Neye? Kredili Yurtlar Kurumu kredi tutarlarına isyan etti diyor gençler. CHP lideri çağrıda bulundu. Gençlerden de özellikle gençlik örgütlerinden, Türkiye Gençlik Birliği'nden de açıklama vardı. Genel Başkanı'nın daha önceki bir kongresinde yapmış olduğu konuşma da dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına oturdu. Gençler eğitim gördükleri süre içerisinde almak zorunda kaldıkları KYK kredisi borçlarını 2'ye 3'e katlayan geri ödeme tutarlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gençlerin mesajını alıntılayıp bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda dedi. Yani devlet öğrenciye verdiği parayı niye kredi olarak versin? Bir de o var. Yine paradan vazgeçmeyenlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. Sadece ana parayı alacağım diyor. Ana paranın da alınmaması gerekiyor. Şirketlerin bir gecede bütün borcu, vergi borcuna çizik çekiliyorsa, üstü çiziliyorsa öğrenciye verilen paranın da geri alınmaması gerekiyor. Çünkü öğrenciler eğitim masrafları için bu almış oldukları tutarlar. Hakikaten eğitim gördüğümüz dönemde çok cüzi tutarlardı ama geri ödemeye başladığımızda bunun
enflasyon farkı, TFTÜFE farkı özellikle beyaz eşyayla endeksliydi. Ben öyle hatırlıyorum, beyaz eşyaya endeksliydi. Yani aldığımızın 3 katı, 4 katını ödemek zorunda kalıyorduk. Bu da ana paranın da alınmaması yönünde ana paradan vazgeçmeyen bir ana muhalefet partisi başkanı var. Ana parayı alacağız, faizini almayacağız diyor. Sri Lanka'da olaylar vardı, sokak eylemleri vardı. Devlet başkanının istifası ve ülkeden kaçışıyla sonuçlandı. Arjantin'de de bir sokak eylemi haberi Cumhuriyet tarafından manşete çekilmiş, birinci sayfadan verilmiş. Arjantin'de sokağa çıktı diyor. Sri Lanka'dan sonra Arjantin'de de halk yanlış ekonomik politikalarına karşı ayaklandı. Yüksek enflasyon ve ekonomik darboğazdaki ülkede binlerce kişi başkent Buenos Aires'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde eylem düzenledi. Göstericiler teslimiyet, yağma ve IMF'ye bağımlılık planına hayır diyeceğiz diye slogan atmış. Evet, güzel, teslimiyet, dış borçlanma, IMF tarafından yönetilme isyan etmiş Arjantin halkı da bunu da birinci sayfadan aktarmış Cumhuriyet Gazetesi. CHP'li Erdoğan Toprak sonbaharın zor geçeceğini belirtti diyerek döviz krizi geliyor diye bir açıklamayı da haberleştirmiş. Cumhuriyet Halk Partili Erdoğan Toprak artan cari açığa işaret etti. Bu sonbaharda ciddi bir döviz krizinin habercisi tespitini yaptı. Toprak iktidarı halkın dövizine el koyma peşinde koşmaktan umduğunu bulamayınca kara paraya, yasa dışı servet sahiplerine teslim oldular sözleriyle eleştirdi. Ekonomiyle ilgili de bir yorum var. Ekonomik kriz kültür ve sanatı da vurdu diye. İKSF Genel Müdürü Görgün Taner, kur ve maliyet artışının devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde bu düzeyde etkinliklerin sayısının azalması kaçınılmaz demiş. Kültür sanat etkinliklerini de ekonomik krizin vurduğunu ifade etmiş. Soylu arandığını belirtmişti diyor. AKP'nin kayıp silah sessizliği. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bazı silahların kaybolduğu ve dağıtıldığı iddiaları Ankara'da işlenen bir cinayette gündeme gelirken iktidarın konuyla ilgili sessizliği sürüyor. Bakan Soylu, Mart 2022'de silahların ülke genelinde arandığını belirtmişti diyor. Bu da Cumhuriyet'in bir diğer haberi. Yine Sadat'a yanıt dışişleri de yalanladı. Sadat'ın Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı izniyle bazı ülkelerde silah sattıkları yönündeki açıklamasına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından yalanlandı diyor. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfada aktardığı bir diğer haber. Çocuklarına taşınıyorlar başlığıyla 8 milyon açlık sınırında diye bir habere yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Haziran ayında 50-65 yaş ve üstü grupta iş arayanların sayısı 164.662'den 192.205'e yükselirken kirasını ödeyemeyen emekliler çocuklarının yanına taşınıyor. Emeklilerin sadece %2-3'ü aldığı emekli aylığıyla geçinebiliyor demiş. Tabii 3.500 oldu emekli maaşı. 3.500 en düşük emekli maaşı. Geçinmek çok zor. 3.500 lirayla Türkiye koşullarında o yüzden bir çözüm bulunması gerekiyor kesinlikle. Bunun çözümü de tabii ki de ekonomideki bu darboğazdan kurtulmak için çözüm de üretim devrimi hiç kuşkusuz. Şimdi Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi sürmanşetinde şimşek fırtınası başlığı atmış. Bayramın ilk günü olağanüstü gece AFAD 21 il için sel, yıldırım, dolu uyarısı yaptı. 7 il için de çok kuvvetli yağış alarmı verildi. Telefonlara gelen uyarı mesajından dakikalar sonra İstanbul'da sağanak ve şimşek fırtınası başladı. Dakikada 65 sabaha dek 7000'den fazla şimşek geceyi aydınlattı. Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonerede yıldırım düştü. 800 evi su bastı. Sel en çok Esenyurt'u etkiledi. Evi su basanlara 5000, iş yeri zarar görenlere 10.000 lira verileceği açıklandı. Bilecik'te 68 yaşındaki Asiye Bikmen sele kapılarak hayatını kaybetti diyor ve yine işte fotoğrafta o şimşeklere yer veriyor gazete. Yeni aşı randevuları açıldı diyerek az önce de aktarmıştık. Aşı randevularının açıldığını bu habere yer vermiş. Vaka sayılarının son 2 haftada 5 kat arttığına yer veriliyor yine haberde. Randevu için ileri tarihe gün verilebildiği de kaydedildi. Yani biz hemen randevu alamayanlar şüphelenmesin, hemen telaşlanmasın. Önümüzdeki günlerde ileri tarihe de gün verilebilir.
Karar Gazetesi'nin manşetine bakalım. İnsanlığa sınırı kapattı diyor Karar Gazetesi manşetinde. Rusya, Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılması teklifini reddetti. 4 milyon kişinin gıdaya, ilaca ulaşabildiği tek sınır cilve gözünün veto edilmesi sivilleri kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Türkiye yeni bir göç dalgasını tetikleme riski barındıran karara, milyonların hayatı buraya bağlı, sınır kapısı kapatılamaz tepkileri geldi diyor gazete. Geçen yıl Öncü Pınar'dan yapılan yardımları engelleyen Rusya ve Çin bu kez cilve gözüne yönelik benzer tutum sergiliyor. Moskova, Hatay'daki sınır kapısından Suriye'ye yapılan yardımların bir yıl daha uzatılması talebini veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Norveç ve İrlanda tarafından sunulan teklifi 15 üyeden 13'ü destek verdi. Moskova karşı çıktı. Pekin çekimser kaldı. Daimi üye Rusya'nın yardımların 6 aylık uzatılması talebi de kabul görmedi diyor. 2021'de 10 bin tırın geçtiği sınır kapısının saf dışı kalması ihtimali İdlib'de yeni insani krizde göç dalgası riski doğurdu. Avrupa Birliği yardımları ulaştırabileceğimiz başka bir sistem yok diyerek Satiko'nun sürmesi gerektiğini belirtti. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de veto kullanan ülke yüzünden insanlar ölecek dedi. Dünya Doktorları Derneği ise yardımların %80'i buradan geçiyor, kalan tek sınır kapısının kapatılması uluslararası hukukun ihlali açıklaması yaptı diyor. Ve Rusya'nın cilve gözünün karşısındaki Babil Hava'dan giren yardımları engelleme çabası kamplarda endişeye neden oldu. Suriyeliler yardımlar durursa yoksullar açlıktan ölecek ifadelerinde bulunmuş. Karar Gazetesi bir kez daha aslında Rusya ve Çin karşıtı bir cepheden habere yer veriyor. Amerika'nın tepkisi ise aslında dikkat çekici. İnsanların ölümüne sebep olacak diyor Rusya için, ama Amerika dünyada en çok insan ölümüne sebep olan ülke aslında. Yani burada tabii Rusya'nın cilve gözü sınır kapısını veto sebebi nedir? Yardımları mı veto ediyor ya da başka kanallardan bu bölgeye yardım ulaştırılamıyor mu? İnsani yardımın gittiğini biliyoruz. Tek kapı burası değil. İnsani yardıma devam ediyor. Az önce mesela Suriye'de neyi okuduk? İHA'nın, Diyanet Vakfı'nın yardım dağıttığını, evet. Nereden gitti bu yardımlar? Cilve gözü tek kapıysa bu yardımlar nereden gitti? Bu yardımlar, insani yardımlar ulaşılıyor. Biraz siyasi bir tavır var ve güvenlik endişesi, güvenlik önlemleri kapsamında Rusya'nın bu tavrı aldığı anlaşılıyor. Bu yardımlar gitmemiş olurdu o zaman. Suriye'ye tek açılan kapı cilve gözü olsaydı. Tabii burada bir Amerika, yani Rusya ve Çin dışındaki bütün aktörlere güzelleme yapmış Karar Gazetesi. Bu da dikkat çekici. Yine Kılıçdaroğlu'nun gençlerin KYK isyanına yanıtı diye birinci sayfadan haberleştirdiği faizli borçları ödemeyin haberi var. Üniversite Kredi Yurtlar Kurumu'nda burs alan öğrenciler fahiş geri ödeme ücretlerini sosyal medyadan paylaştı. 41 bin TL'ye 152 bin TL, 27 bin TL'ye 97 bin TL gibi yüksek miktarlara ulaşan %138'i bulan ÜFE ile hesaplama yapılan borçlara tefeci daha az isterdi tepkileri geldi. Kılıçdaroğlu da gençlere seslendi. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içerisinde iktidara geliyoruz. Sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda diyor haberinde. Yine krizi biz çözeriz mesajı. Krizi yaratandan krizi çözeriz mesajı. Kimmiş? Babacan. Arkamızda kapı gibi başarılar var. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkardıysak, inşallah bu zor günlerden, krizden de ülkemizin ekonomisini çıkarmak yine bize nasip olacak. Bu ülke 84 milyonla Avrupa'nın en genç nüfusuyla büyük bir ülke. En geniş tarım arazileri bizim. Şu anda varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak hepimizin elinde diye aktarmış. Yine geçtiğimiz haftalarda çokça dile getirdiğimiz, hatta Vatan Partisi'nin de NATO'dan çıkalım eylemlerine en son sebebiyet veren durum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun genişleme kararına ilişkin Türkiye'nin tavrı ve bir anlaşma söz konusu olmuştu. Hatta NATO Genel Sekreteri bu NATO anlaşması değildir demişti. Yani NATO'yu bağlama İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yapılmıştır. Neydi bu anlaşma? İsveç ve Finlandiya PKK terör örgütü ve bağlantılarına destek vermeyecekti. İsveç'te değişen bir şey yok demiş. Zafer olarak gören gazetelerden biri de buydu aslında. Birçok gazete vardı, düzeltiyorum. Evet. PKK'lılar parlamentoya kadar yürüdü. İsveç'te değişen bir şey yok. Ankara'nın Madrid mutabakatıyla
NATO üyeliği önündeki vetoyu kaldırma teminatı verdiği İsveç'te yine terör yandaşları meydana çıktı. İsveç parlamentosu önüne kadar yürüyen PKK'lılar Stockholm'un Ankara'ya tavizler verdiğini savunup geri adım talep etti. Örgüt flamaları taşıdı. İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı aleyhine sloganlar atıldı. Yani olacağı buydu. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Burada bir taviz var mı? Kesinlikle bir taviz var. Bu da bir davet olacak. Davet süresi sonrasında da yaklaşık bir yıllık ya da bir buçuk yıllık bir süreç olacak bu ülkelerin NATO'ya dahil olmasına ilişkin. Belki burada çok şey değişir. Meclislerin onaylaması lazım. Evet. 1 Mart gibi bir tavır olur mu? Olabilir bu süreçte. Ama ana muhalefet partisinin, CHP'nin, HDP'nin bu hükümetin bu kararını desteklediğini göz önüne alırsak, İYİ Parti'nin de desteklediğini, çünkü İYİ Parti lideri İsveç ve Finlandiya'ya parmak salladı grup konuşmasında, ama NATO'nun genişlemesine rahatsız değiliz, biz genişlemesini istiyoruz dedi. Bir anlamda NATO'ya da mesaj vermiş oldu. Bu haliyle meclisten geçer gibi görünüyor ama tabii bu da son güne kadar çok konuşulacak. Bu anlamda da NATO'nun genişlemesinin gelişlememesi için Vatan Partisi'nin verdiği mücadele de önemli. Özellikle 1 Mart tezkeresi esnasında da Kızılcahamam'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perinçek'e değil bize oy verin diye milletvekillerine uyarıda bulunduğunu biliyoruz. Perinçek'in kararını desteklemeyin, bizim kararımızı destekleyin, 1 Mart tezkeresi çıksın diye. O dönemde de AK Parti içerisinden de birçok vekilin 1 Mart tezkeresine hayır oyu verdiğini biliyoruz. Belki benzer bir durum şimdi de gerçekleşir, meclise kadar gelirse bu davete ilişkin memorandum kararı diyelim. Ve yine şunu da hatırlatalım, Vatan Partisi'nin tabii NATO'dan çıkalım imza kampanyası da var. Tabii bayram nedeniyle ara verildi ama bayramdan sonra son süratle devam edecek. NATO'dan çıkalım.com adresine girerek de tüm yurttaşlar bir imza atabilir. Şimdi imza masaları bulunmuyor ama internet üzerinden de imzanızı atabilirsiniz diyelim ve duyuruyu da yapmış olalım. Riyad'a gidiyorum ama sorun niye gidiyorum diyor Biden. Tepki gördü demek iç kamuoyundan. Sorun ama niye gidiyorum? Evet, yaptım ama neden yaptım diye bir tavır var. Amerikan Başkanı kamuoyu baskısına karşın gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidecek. Kaşıkçı cinayeti sonrası yapılacak ziyaret tepki çekerken Biden, Kaşıkçı'nın gazetesi Washington Post'a bir makale kaleme aldı. Suudi Arabistan'a neden gidiyorum başlıklı yazıda ülkesinin çıkarlarını işaret etti. En başından beri amacım ilişkilere yeniden yön vermekti, koparmak değil dedi ve bunu da Karar Gazetesi aktarmış. Bir diğer haber de müteahhitte öğrenci garantisi mi lazım diye vermiş. Sanırım bu da öğrenci garantili bir okul projesi. Haber hemen okuyalım. 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde 100'ün üzerinde okul kullanılmaz hale geldi. Dayanıklılıkları ölçülen binalar yeniden yapmak üzere yıkıldı, ancak aradan 2 yılda birçoğunun temeli dahi atılmadı. Eğitim İş İzmir Bir Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, bakanlık özel okullara, vakıflara kaynak bulurken anayasal hak olarak ücretsiz eğitimi sağlıklı koşullarda yürütebilmek adına kendi okullarına ne kaynak yarattı ne de personel ihtiyacını giderdi dedi. Yıldırım, hem İzmir'i hem Türkiye'yi eğitimde bir kaos bekliyor görüşünü savundu. Okulların yıkılmasıyla sınıf mevcutları arttı. İkili eğitim kalıcı hale geldi diyor Karar Gazetesi 1. sayfadaki bir diğer haberinde. Yukarıda aslında hemen manşetin solunda keskin virajı elektrikli de dönemedi diyor. O habere de bir bakalım. Otomotiv sektörü tedarik sorunu, çip krizi ve yüksek kur sarmalından çıkamıyor. Arz eksikliği nedeniyle düşük adetle satışa sunulan modellerin tükenmesi yok satıyor imajı veriyor. Bu nedenle tüketici elektrikli otomobilleri yöneliyor. Elektrikli araç satışı bir yılda 891'den 2263'e çıkarak %160 artsa da bayiye gidenlerin çoğu eli boş dönüyor. ÖTV indiriminden Türkiye'de satış olan 18 modelden sadece
5'i faydalanıyor demiş. İşte çokça tartışıyoruz. Elektrikli otomobiller gelecekte kullanımı açısından daha çok tercih edilecek mi? Tabii mazot, benzin fiyatlarının yükselmesiyle beraber aslında elektrikli otomobil bir avantaj olarak da düşünülüyor. Ancak burada da modellerin tükenmesinin yok satıyor imajı verildiği de söylenmiş haberde. Ve Dünya Kupası düzenlemesi diyor gazete. Katar'dan içkiye şartlı izin demiş. Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nda alkol satışına izin verdiği belirtildi. 21 Kasım 18 Aralık 2022'de düzenlenecek organizasyonun sponsoru olan bir bira firması Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda stadyumlarda içki içilmesine şartlı izin aldı. Belirli saatler arasında içki tüketilmesine izin verileceği ileri sürüldü diyor burada. Ve asitli vahşet diyerek de bir habere yine yer veriyor. Denizli'de 17 yıl önce kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde yatan Özgür Günden hafta sonu izninde sevgilisi ve onun arkadaşıyla bir araya geldi. Günden Özbekistan uyruklu Sojida Kalandrova'nın telefonuna bakmak istedi. 27 yaşındaki kadın bunu reddedince Günden otelin lobisinde bıraktığı poşetten çıkardığı asidi kadınların üzerine döktü. Kalandarova 38 gün sonra yaşamını yitirdi. Asit dökmedim, sadece porçöz attım diyen Cani ise tutuklandı diyor. Üzücü bir haber. Evet. Ve şimdi de Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi logosunun altında yaradana kurban yetimlere bayram oldu demiş. İhlas Vakfı'nın haberine yer veriyor. Somali, Sudan, Çad, Uganda, Afganistan'daki kurban organizasyonlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü demiş. Ve mütevelli heyeti başkanının açıklaması da var. Yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve medreselerdeki çocuklara elbise, oyuncak, ayakkabı dağıtıp onların gönüllerini aldık diyor. Bacağı kucağında tavaf etti diyor. İç savaşta bacağını kaybeden Yemenli Abdullah protezi kucağında tekerlekli sandalyeyle Kabe'yi tavaf etti demiş. Manşette ise ambargo kaşif yaptı diyor. Kaşif ve diğer denizaltı robotları gemilerin eli, ayağı ve gözü konumunda diyor gazete. Türkiye Abdülhamit Han gemisiyle tekrar Akdeniz'de sondaja başlıyor. Hem de yerli su altı robotu kaşifle. Türkiye 2017'de denizlerde sondaja başladı. Bir yıl sonra Doğu Akdeniz'i tarayan Fatih gemisini yabancı bir ekip indi. Robotları söküp götürdüler. Fatih mecburen limana çekilince TPAO devreye girdi ve robotun yerdesini yapacağız kararı alındı. Kaşif isimli teknoloji harikası 6 ayla üretildi. Testleri geçti ve 2 yıldır görevinin başında. Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, ambargo olmasaydı belki bugünlere gelemezdik. Norveç'le birlikte derin deniz sondajı yapan iki ülkeden birisiyiz. Fatih ve Kanuni'nin ardından 3. Kaşif Abdülhamit Han gemisinde olacak. İhracat için görüşmelere de başladık. 8-10 ülke kaşifi istiyor demiş. Ambargo kısmı aslında oldukça önemli. Türkiye ambargolara karşı savunma sanayinde de oldukça büyük atılımlar yaptı. Hem milli hem yerli birçok yeni savunma sanayi ürünü de üretmek zorundasınız. Yani eğer o alanda faaliyet gösteriyorsanız ve ambargo varsa yerli ve yerli ürünü ya da milli ürünü yaratmak zorundasınız. Bu mecburiyetler de biraz ambargolar sayesinde oluyor. Güzel bir gelişme. Yine bir ekonomi haberi var. 6 ayda 50.7 milyar lira. Türk lirası ile ihracat %68 arttı diyor gazete. Milli paramızda dış ticarette artış trendini sürdürüyoruz habere göre. Yılın ilk yarısında lira ile ihracat ve ihracat hacmi 152.4 milyar lira oldu. Haziranda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164'e yükseldi diyor gazete. Yine bir haberde İncil'de gözü gümrük kapısına ilişkin Türkiye Gazetesi'nde de görüyoruz. Kararla aynı yerden görmüş ve cilve gözünde mültecinin gözü cilve gözünde diye haberleştirmiş. Rusya'nın veto sebebiyle açlık korkusu yaşayan milyonlarca sivil hayatta nasıl kalacağını düşünüyor diye haberleştirmiş. Yine bir Ermenistan'dan haber var. Diaspora barışa karşı. Ekonomik sıkıntıdaki Ermenistan Türkiye ile normalleşmeden yana ABD, Rusya ve Fransa'daki diaspora ise bunu engellemek için Erivan'a baskı yapıyor. Uzmanlar diaspora soykırım iddialarıyla aldığı
maddi yardımları kaybetmek istemediğini söylüyor diye diasporanın, Ermeni diasporasının Ermenistan hükümetine yaptığı baskıyı aktarmış. Yine başarıya ulaştı başlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velilere aile eğitimi diye bir projeyi haberine taşıdığını görüyoruz. Aile okulunda öğrenci olan veliler iletişim bilinçli teknoloji kullanımı ve bağımlılıkla mücadele gibi 8 ana başlık adı altında eğitim veriliyor diyor. Yine diplomaside kültür ata diye de bir birinci sayfaya taşıdığı haber var. Kültürel diplomasinin önemini vurgulayan kitap hazırlandı. Ön sözünü de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yazdı diyor. Yine bir başka haber, doçent doktor Mustafa Şeker'in yazısı. Amerika'daki istatistik verilere göre eğitimli kadınların büyük kısmı dışarıda çalışmak yerine ev hanımlığını tercih ediyor. Evine dönen kadın sayısında ciddi bir artış var diyor. Doçent doktor Mustafa Şeker'e göre kadınlar kariyeri değil evi seçiyor diyor. Savaşa savaşa ismini hak etti. Hayata tutundu diyor. 27 haftalıkken doğdu, ikizi öldü, 70 gün solunum cihazına bağlı kaldı, beyin kanaması geçirdi, sonunda hayata tutundu, ailesi Savaş ismini verdi diyor. Minik Savaş bebeğin Savaş adını nasıl aldığını da aktarmış gazete. Şimdi Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi sürmanşette bugün 28 Şubat mağduru varsa cezaevinde yatan 14 general ve amiraldir haberine yer veriyor. Ahmet Yavuz şu tespiti yaptı. 28 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılanların tamamı ya tarikat ya cemaat üyesiydi. Tarikat, cemaat orduda olmaz. Şu anda 28 Şubat'ın mağdurları hapiste yatan 14 general ve amiraldir. Hukuksuz ve ahlaksız şekilde yargılanmışlardır diyor. Ruhat Mengi'nin röportajına yer veriyor Sözcü gazetesi. Manşette ise İstanbul'da askeri alan yağması, Erdoğan'ın talimatı var. Hepsi yeşil alan kalacak dediler, binaları diktiler manşetini atmış Sözcü gazetesi. FETÖ kalkışmasının ardından şehir dışına taşınan askeri birliklerin arazileri yeşil alan kalacak denilmişti ama tersi oldu. Yerlerine villa, rezidans ve AVM yaptılar diyor gazete. Bağcılara Batı şehri yaptılar. İktidarın gözü hep askeri alanların üzerindeydi. Nitekim İstanbul TEM üzerindeki dev kuşluğa Batı şehir adlı projeyi kondurdular demiş. İlk hali böyleydi diyor. Çekmeköy rant köye dönüştü. Ranta açılan askeri alanların en büyüğü İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Çekmeköy kışlası olduğu konutlar yükseliyor demiş gazete. Tank fabrikası büyük yalı oldu diyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki eski tank fabrikası arazisi de imara açıldı. Büyük yalı projesi yapıldı. Deniz manzaralı konutlar dikildi demiş. Füze üstüne ultra lüks konut diyor. Sarıyer Zekeriya köydeki 15 Şimdi hava füze üssü arazisine lüks villaların olduğu köy projesi yapılıyor. %61'i orman olarak geçiyor demiş. Kışla karşılığında bizim mahalle diye başka bir fotoğrafa yer veriyor gazete. Halkalı'da Marmara Üniversitesi'ne ait yerleşkeyi kışla karşılığı imara açtılar. 1 milyon metrekare üzerinde bizim mahalle projesini başlattılar demiş. Jandarma dikim evine rezidans diyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan jandarmaya ait dikim evine AVM'li konut projesi başlattılar. Hepsi de Boğaz manzaralı diyerek fotoğraflarla yer veriyor Sözcü gazetesi. Dönemin Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 yılında buraların şehir dışına taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimse de ters bir düşünce yok demişti. Yeni bakan kurum da desteklemişti. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hiçbir zaman askeri arazileri biz rant olarak görmedik diye konuşmuştu. Ancak İstanbul'da süreç farklı ilerledi. Şehir içindeki askeri arazilerle birlikte askeri lojmanlar boşaltıldı. Yerlerine gayrimenkul projeleri geliştirildi. Yeşil alanlar beton oldu diyor İsmail Şahin'in haberinde. Evet, rektörlük koltuğuna AK Parti'nin arkası bahçesi oldu diyor. Bir diğer haberde birinci sayfaya taşımış Sözcü gazetesi. Başkan ve vekil olamadılar ama rektör oldular diyor. AKP'den milletvekili ya da belediye başkanı adayı olan 15 isim üniversitelerin rektörlük koltuğuna oturdu. 2016'da AKP eski milletvekili
Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde rektör yapıldı. Abant İzzet Baysal, 9 Eylül, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin başında da AKP'liler var. Sonradan atanan isim Ebibe Sözen oldu diyor Deniz Ayhan'ın haberi Sözcü Gazetesi'nde. Yine yanlışlıkla DEVA'nın mitingini kullandılar diye bir küçük haber var. AKP'li Şehit Kamil Belediyesi hizmetlerini anlatırken DEVA Partisi'nin mitinginin fotoğrafını kullandı. Durum ortaya çıkınca fotoğraf kaldırıldı diyor. Yine ben önemsedim, MIT'in elinde güçlü teknoloji var. Kim diyor bunu? Terörist elebaşı diyor Cemil Bayık. PKK'lı hain Cemil Bayık yaptığı açıklamada Pençe Kilit'te kullanılan teknolojiye karşı örgütün çaresiz olduğunu söyledi. MIT çok güçlü, örgüt köşeye sıkıştı dedi. Aman Sezgin Tanrı Kulu duymasın, bu teknolojiye de hemen karşı çıkabilir. SİHA'ya karşı çıktığı gibi. Evet. Sözcü okuyor mudur bilmiyorum Sezgin Tanrı Kulu ama ben okuduğunu düşünüyorum. Özgür Bey aman dikkat, bu tip haberleri yaparken CHP içerisindeki PKK-HDP sever yönetici kitlesine de dikkat alalım. Özellikle Sezgin Tanrı Kulu bu haberinizi görmesin, çok kızabilir. Evet, bayramlaşmayla ilgili EYT tartışması çıktığını diğer gazetelerden okumuştuk ama burada yine bir ayrıntı var. CHP'li Süllü EYT'lerin sorunlarını gündeme getirdi. AKP'li Yel sorunun Kılıçdaroğlu'nun SGK müdürlüğünde ortaya çıktığını savundu diyor. Tartışma çıktı demiş. Tabii Kılıçdaroğlu bir dönem SGK müdürlüğü de yaptı. Bu zaman zaman yine siyasetçilerin dilinde yer alıyor Kılıçdaroğlu'nun SGK müdürlüğü dönemi. Ve İstanbul suları altında diyor yine başka bir haberde. 24 şehirle birlikte bayramın ikinci günü İstanbul'u da şiddetli yağmur vurdu. Dereler taştı, yollar göle döndü. En büyük hasar Esenyurt, Bağcılar, Beykoz ve Sarıyer'de yaşandı. Bine yakın su baskını ihbarı yapıldı. Bilecik'te sele kapılan bir kadın öldü diyor ve rögardan su fışkırdı demiş gazete. Yine işte o görüntülere, gerçekten akıl almaz görüntüler aslında. Rögar kapağını bile fırlatacak cinsten bir sağanak yağış meydana gelen. Şimdi Türk Gün Gazetesi'ne de bakalım. Türk Gün Gazetesi sür manşetinde bayramlaşma trafiğine yer veriyor. Siyasete bayram arası demiş Türk Gün Gazetesi de. Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Başkanlığında MYK üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'den oluşan MHP heyeti AK Parti heyetini ağırladı diyor fotoğrafın altında. Siyasi parti heyetleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde parti genel merkezlerini ziyaret ederek bayramlaştılar. AK Parti ve MHP HDP ile bayramlaşmadı demiş. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Başkanlığındaki MHP heyeti Yalova Milletvekili Meliha Akyol Başkanlığındaki AK Parti heyetiyle bayramlaştı. Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye verecek kesimi ciddi bir rahatsızlık yarattığını, bu nedenle Meral Akşener'in altılı masaya bir iyilik yapacağını ve Millet İttifakı'nın ayrılacağının söylendiğini dile getirdi. AK Parti Milletvekili Akyol da sahada vatandaşla konuştuklarında ekonomik sıkıntılardan dolayı sistemlerinin olduğunu gözlemlediklerini belirterek yine Cumhurbaşkanı buna çare bulacağını dile getiriyorlar. Altılı masanın bir tek mottosu var: Erdoğan'ı indirmek. Hiçbir konuda fikri, hiçbir fikirleri yok, plan yok. Anadolu insanı ariftir. Onun için insanımız bunu görüyor, biliyor demiş ve ekonomik açıdan sıkıntıları en azından AK Partili bir isimde dile getirmiş, ekonomik sıkıntılar olduğunu. Evet, Erdoğan'dan diplomasi atağı diye hemen manşet üstünde bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı ile ilgili görüştüğü 8 ülke lideriyle görüşmelerini haberleştirmiş. Bakalım İsrail'de var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla 8 ülke lideriyle bayramlaştı. Liderlerle bölgesel ve küresel konularda konuşan Erdoğan, bir ay sonunda Venezuela, Arjantin, Meksika'yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinden 1,5 ay sonra gerçekleştirilecek iadeyi ziyarette 54 işbirliği anlaşması gündemde olacak. Diplomasi trafiğine ilişkin bir önceki gazetede vardı, o haberi aktarmış oldum ben size. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok devlet başkanıyla, aralarında İsrail Başbakanı'nın da olduğu birçok devlet başkanıyla da telefon diplomasisiyle bayramlaştı. Telefonla bayram tebriklerini kabul etti ya da bayram tebriği aramaları gerçekleştirdi. Bu haber vesilesiyle de bu önceki haberi de aktarmış
olalım. Yine koronavirüs salgınına ilişkin bir manşet var Türk Gün Gazetesi'nde. Manşet haberi: küresel salgın. Koronavirüs vakaları son zamanlarda artışa geçti diyor Türk Gün Gazetesi. Gazetelerde, düzeltiyorum, hastanelerde kapatılan COVID servislerinin açılmasına dönük çalışmaların yapıldığı belirtilirken, Sağlık Bakanlığı son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeniden hatırlatma dozu randevularınızı e-nabız sistemine tanımlandı diyor. Yine hatırlatma dozu uyarısı yapılmış. Koronavirüste günlük vakaların 1000'in altında düşünce 1,5 ay önce toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden hızla artmaya başlaması endişelendirdi. Uzmanlar maskenin yeniden zorunlu olmasını öneriyor. Yeniden zorunlu olur mu? Onu da belki önümüzdeki günlerde tartışacağız. Yeni salgın endişesi var diyor. Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde bir artış yaşandığını vurgulayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, ortaya çıkan yeni varyantlar BA4 ve BA5 en az BA2 alt varyantı kadar bulaştırıcı. Fakat Omikron'un BA4 ve BA5 alt varyantlarında akciğer tutulumunun daha fazla olduğuyla ilgili veriler gelmeye başladı diyor. Yine Profesör Doktor İsmail Balık, maske takılsın uyarısı var. Bayramda artan hareketliliğin vaka sayılarının daha da yükselebileceğini işaret eden Balık, maske ve mesafeye dikkat edilmesi, ileri yaşta ve özellikle aşısı eksik kişilerin yakın temasta bulunmamaya özen göstermesini istedi. Toplu ulaşmada, toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye eden Balık, hatırlatma dozlarını olmayanların da bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğini dile getirdi. Çok kolay bulaşıyor diyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal ve kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirilmesi ve bireylerin tedbirlerden uzaklaşmasının bu artışın ana nedeni olduğunu vurguladı Balık. Hali hazırda dolaşımda olan varyant çok kolay bulaşıyor. Özellikle toplu ulaşım gibi alanlarda maskenin tamamen bırakılması vaka sayılarında hızlı bir artışa neden oldu demiş. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde yine Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekerek hatırlatma dozlarının yapılması çağrısında bulunmuştu. Dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çeken Koca, 50 yaş üstüyle risk grubundakiler son aşıların üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu aşılarını olsunlar. Bunu da tanımlaması yapıldı E-Devlet üzerinden. Bunu da aktarmış olalım izleyicilerimize. Kurbanlıkların çoğu satıldı diyor gazete. İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yağış nedeniyle kesimler brandaların altında devam ederken birçok satıcı büyükbaş kurbanlık satışlarını tamamlayarak memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı. Küçükbaş hayvan satışları ise bayramın son gününe dek sürecek diyor. Tabii Kurban Bayramı'nda özellikle bayram başlamadan önce işte satıldı mı satılmadı mı kurbanlıklar durum nedir diye çok tartışmıştık. Çoğu satıldı diyor Türk Gün Gazetesi de kurbanlıkların. Ve telefona değil yola bakın demiş gazete. Bir yılda meydana gelen 1.186.000 kazanın %88'i sürücüden kaynaklı olurken cep telefonu görüşmenizi Bluetooth kulaklıkla yapsanız dahi beyniniz etrafınızda olup biteni algılamayacaktır. Bu da kazaya sebebiyet veren durumların başında geliyor demiş. Büyüklerimiz hep şunu derdi, iki işi aynı anda yapmayın. İki işi aynı anda yapamam. Evet, telefon bir bağımlılığa dönüştü. Bazen navigasyon için, bazen sosyal medya için kırmızı ışıklardaki o boşlukları bile değerlendirir hale geldik. Bu da kazalara sebebiyet veriyor. Hakikaten şu andaki mevcut yol düzenlemeleri, özellikle uzun yoldaki otobanlar, otoyollar, çift ya da çok şeritli yollar kazaları büyük ölçüde engelledi. Bu insan kaynaklı olanlarda da teknolojinin insana olan etkisi ya da teknoloji bağımlılığında bir etken. Önemli bir haber. Mağdur ve mazlum ailelerinin yanındayız diyor. Kim diyor bunu? İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy. Daha kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ersoy, bu annelerimizin yaşadığı acılar bir daha kimsenin yaşamaması için var gücümüzle mücadele etmeye, mağdur ve mazlum ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bir kez daha biz de HDP Diyarbakır il binasının önünde eylemde olan Diyarbakır ailelerinin
O annelerin ellerini öpüyoruz, bayramlarını tebrik ediyoruz bu vesileyle. Yine bir diplomasi haberi var Johnson'la ilgili. İstifa etmek zorunda kalmıştı Johnson. Kiev'e özel elçi oluyor diyor Türk Gün Gazetesi. Parti genel başkanlığından istifa ettiği için yakında başbakanlığı bırakacak olan Boris Johnson, Kiev'e özel elçi olarak atanacak diyor. Bu ileri sürülmüş. Tabii kim tarafından haberin detayında vardır ama ilk sayfada ileri sürüldüğünü ifade etmiş, etmeyi tercih etmiş Türk'ün gazetesi. Ukrayna lideri Zelenski 9 ülkenin büyükelçilerini de görevden almış. Belki Türkiye'deki kadar iyi çalışmıyordur Ukrayna'nın diğer ülkelerdeki büyükelçiler. Çünkü Türkiye'deki olağanüstü sanki bir müstemleke varisiymiş edasında. Turistler Türkiye'ye gelmesin, o gemide Ruslar el koydu, Ukrayna'nın buğdayıdır diye Türkiye'nin bağımsızlığına halel getirecek açıklamalar ve eylemleri var. Diğer ülkeler belki de buna müsaade etmiyor. Müsaade etmediği için de Zelenski görevden almış ama Boris Johnson'ın da Ukrayna'yı Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupalı lider olduğunu da ifade edelim. Yine burada kurbanların çoğunun satıldığını aktarmıştın. %80'i satılacak deniyor. Umarım satılmıştır. Umarım. Bu sabah da ben özellikle Ankara sokaklarında yürürken bir sürüyle karşılaştım. Onlar da satılamamış herhalde. Dördüncü güne kadar da satıcıların ümidi var satılmasıyla ilgili. Hı hı. 27 yıldır kanayan yara demiş. Yine Sırpların Temmuz 95'te 8000'den fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenica soykırımının aradan 27 yıl geçmesine rağmen Boşnakların en derin acısı olarak yüreklerdeki yerini koruyor. Srebrenica soykırımının Avrupa'daki 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olduğunu nitelendiriliyor diyor. Biz de birebir yaşayanlardan birinden merhum Teoman Alili'den dinlemiştim. Bu katliamı ağlayarak anlatmıştı orada yaşanan soykırımı. O doğru da Yugoslavya'nın vatan bütünlüğü için mücadele eden bir kardeşimizdi. Teoman Alili'ye de bu bayram gününde rahmet olsun diyelim. Bu Srebrenica'daki soykırımı, vahşeti ve orada yaşanan Yugoslavya dersleri diye de bir kitap yazmıştı. Birebir yaşayan ve o acıları aktarırken de gözyaşlarına hakim olamayan bir kardeşimizdi. Rahmet olsun diyelim. Evet. Allah'tan rahmet diyelim bir kez daha ve gazetemizde ki haberler bu şekildeydi diyelim. Ve şimdi savunma sanayi ile ilgili bir haber eğer arkadaşlarım, yönetmenimizden rica edelim hazırlayabiliyorlarsa. Havadan havaya bir yeni bir milli silahımız var. Evet, Gökdoğan Füze Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bayram hediyesi. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milli Hava Füzesi Gökdoğan Projesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımla bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz dedi. Milli Hava Füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Demir projeye ilişkin Gökdoğan görülmeyeni de vuracak. Gökdoğan projemiz kapsamında testleri süren Milli Hava, hava füzelerimizden Gökdoğan görüş ötesi füzemiz radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi. Gökdoğan havadan havaya füzesinin ve 16 savaş uçağından atılmasıyla birlikte çok kritik bir aşama daha tamamlandı. Hava hedefine karşı yapılan atışta füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı. Evet,
Göktuğan Füze'yi ekranlarınıza getirdik. İşte bayram hediyesi notuyla paylaştı İsmail Demir Savunma Sanayi Başkanı. Oldukça önemli milli adımlar atılıyor savunma sanayide. Ve bu bayram özelde işte bayram hediyesi olarak paylaştı diyelim İsmail Demir. Şimdi reklam arasına gitmeden önce bir haberi daha ekranlarınıza getirelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü 1034 uçak trafiğiyle rekor tazelendiğini duyurdu. Kara İsmailoğlu salgın sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle havalimanlarında hareketlilik arttı. Antalya Havalimanı bayramın ilk günü 1034 uçak trafiğiyle rekor tazeledi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan geldi. Türkiye hayırlı olmasını diliyorum. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiğiyle rekor kırılmıştı. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece salgın sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı gün yolcu trafiği iç hatta 19 bini aştı. Dış hatta ise 163 bini geçti. Toplamda 182.150 oldu. Bakan Kara İsmailoğlu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yaşanan turist yoğunluğuna dikkat çekti. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021'de kapasite artırma ihalesini yaptıklarını hatırlattı. Elde edilen rekorların kapasite artırımının doğru bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi. Kara İsmailoğlu, ihale sonucunda işe alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon avroluk kira ödemesini garanti ettiğini hatırlattı. Firmanın 765 milyon avroluk yatırımına başladığını ve 2025'e kadar bitireceğini belirtti. Kara İsmailoğlu geleceğin Türkiye'sinde turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya'nın bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesiyle mümkün ifadelerini kullandı. Umarız Antalya'da tabii daha çok uçuş rekoru kırılır, turizmde canlanır, turist sayısı da artar bu yaz. Şimdi kısa bir reklam arası diyeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar Günaydın Türkiye'de bir arada olacağız. Türkiye'de reklam arasından sonra beraberiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nde mağara araştırma ekibi nadir bulunan mağara bulutu keşfetti. Çin'de türünün ikinci örneği olarak keşfedilen mağara bulutu 300 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ender görülen mağara bulutu Çin Halk Cumhuriyeti'nde keşfedildi. Mağara içerisinde titizlikle çalışan ekibin görüntüleri kameralara yansıdı. Çinli ve Fransızlardan oluşan ortak araştırma ekibi, Laibin şehrindeki bir mağarada 300 metrekarelik alanı kaplayan mağara bulutu buldu. 2754 metre uzunluğundaki yumuşak zemine sahip mağaradaki bulutlar Çin'deki ikinci keşif. Mağara keşif ekibine göre mağara bulutu her biri bal kabağı veya somun ekmek şeklindeki 7 havuza dağılmış vaziyette bulunuyor. Mağara bulutları suyun kalsiyum karbonat açısından aşırı derecede doygun olduğu mağaralarda oluşuyor. Suyun kayalardan sızması sonucunda mağara tavanında birikiyor. Evet, Laibin şehrindeki mağara bulutlarını haberimizde izledik. Oldukça dikkat çekici. Evet, bir de Türkiye'den haber verelim. Tabii tatil başladı. Yerli turistler de, yabancı turistler de
Türkiye'nin cennet köşelerine akın ediyor. Bir diğer cennet köşemiz Türkiye'de Pamukkale, denizdeki Pamukkale'de de yoğun bir ilgi vardı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Traverter'de de yine izleyicileri, ziyaretçileri büyüledi diyelim ve bu haberi de ekranlarınıza getirelim. Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle bilinen Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale'de bayram hareketleri yaşanıyor. Denizli'ye çok sık geldiğimiz bir ilimiz. Gelmişken bir iki böyle bir ülkemizin güzelliklerini gezelim, görelim. Pamukkale, Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun birçok kentini bağlayan yol güzergahında yer alıyor. Bayram tatili için yola çıkan yurttaşlarsa Pamukkale traventenlerini görmeden geçmiyor. Almanya'dan geliyoruz. Anneden babadan resimleri gördük. Çok güzel geldik görmeye. Ve daha çok güzel, çok doğal, çok düzenli, yani bakımlı, değer yani. Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerden kimi traventenlerde yürüyüp fotoğraf çektiriyor, kimi de 36 derece sıcaklığa sahip antik havuzu değerlendiriyor. Batman'dayım, Batman'dan geliyorum. Eşim ise burada yaşıyor, Denizli'de. O yüzden düğünümüz için buraya geldik. Beyaz cennete, yani dediğim gibi beyaz cennete melekler gibi birini getirdik. Traventenleri görmek için uzun kuyruklarda bekleyen ziyaretçiler bölgenin kesinlikle görülmeye değer bir yer olduğunu söylüyor. Evet, Beyaz Cennet Pamukkale bayramda yoğun ilgi gördü. Haberimizde de izledik. Bir de Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde dördüncüsü düzenlenen bir festival var. Aşık Veysel Aşıklar Festivali'ne ev sahipliği yaptı Şarkışlı ilçesi ve Festival Şarkışlı Kaymakamlığı, Belediye ve Aşık Veysel Kültür Derneği tarafından düzenlendi. Bu kapsamda büyük halk ozanı Aşık Veysel Sivri Alan köyündeki mezarında anıldı. Gelmez yola gidiyorum. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde 4. Aşık Veysel Emlak Aşıklar Festivali başladı. Bu alem, akar yaşım kalem kalem. Festival Şarkışlı Kaymakamlığı, Belediye ve Aşık Veysel Kültür Derneği tarafından düzenlendi. Festival kapsamında halk ozanı, toprak sevdalısı Aşık Veysel, Sivri Alan köyündeki mezarı başında yad edildi. Anadolu bilgeliğinin tüm yönlerinin toplandığı büyük halk ozanı Aşık Veysel'in kabrine karanfil bırakıldı. Ardından da Aşık Veysel Müzesi gezildi. Esmeli seher yeri. Köy meydanında düzenlenen konserlerde aralarında Mustafa Özarslan'ın da bulunduğu birçok sanatçı sahne aldı. Festival 13 Temmuz'da Şarkışlı ilçe merkezinde verilecek konserle sona erecek. Biz de Aşık Veysel'i bir kez daha anıyoruz buradan Ulusal Kanal ekranlarından. Evet, önemli bir değer. Bir de hatırlatma yapalım. Sivas'ta bir okuldan adı alınmıştı Aşık Veysel'in. Aşık Veysel'in adı o okula geri verilecek diyelim. Bunu da kamuoyuna ilan etmiş olalım bir kez daha. Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ta bir keklik üretim merkezi var. Kınalı keklikler. Bu üretim merkezinde 20 yılda 150 bin kınalı keklik yetiştirilmiş ve keklikler Türkiye'nin dört bir yanında da doğaya salınmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 2002 yılında Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi kuruldu. Doğal hayatın dengesini korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için kurulan merkezde 150 bin keklik yetiştirildi. Merkezde yetiştirilen keklikler yumurta döneminden itibaren 120 gün boyunca özenle besleniyorlar. Uçuşa hazır hale getirilen keklikler her yıl Türkiye'nin değişik bölgelerinde doğaya salınıyor. Damızlıkhane, kuluçkahane ve sahaya adaptasyon kafesleri dediğimiz 3 bölümden oluşuyor. Bu alanlarda üretilen kınalı keklikler 120 günü tamamladıktan sonra bakanlığımızın belirlediği illerde doğaya salımları için sevkiyatları yapılıyor. Bıraktığımız bu alanlar da en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak koruma altına alınıyor. Keklikler kene ve süneyle mücadelede aktif rol oynuyor.
Doğada her canlının kendi görevleri var. Kınalı keklikler de doğada gerek biyolojik mücadelede, yani keklikler çeşitli bitki tohumlarını yemenin yanında aynı zamanda doğada bulunan böcekleri de yediği için doğal denge içerisinde onlar da yerlerini almaktadır. Türkiye'nin ilk keklik üretim merkezi olma özelliği taşıyan istasyonda bu yıl 15 bin keklik doğa yolculuğuna hazır hale getirildi. Ve yabancı turistlerin ilgiyle ziyaret ettiği Şanlıurfa Balıklı Göl'e yeni bir rota daha ekleniyor. 3 yıldır restorasyon sürecinde olan Urfa Kalesi'nin Ağustos'ta yeniden ziyaret açılması hedefleniyor. Şanlıurfa'nın simgesi Balıklı Göl yerleşkesinin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkat çeken tarihi Urfa Kalesi'nin yeni sezonda ziyareti açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile tarihi kaledeki 4 bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Kale, kentin öne çıkan tarihi ve turistik mekanlarının başında geliyor. Yaklaşık 15 metre boyunda olan iki büyük Korint başlıklı sütunları ve büyük mimari kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Kale 2018 yılına kadar ziyarete açık bir kaleydi, ören yeriydi. 2018'de güvenlik tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bizim kazı çalışmaları içinde hedeflerimizden biri de bu çalışmaları, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yaptıktan sonra ziyaretçilere uygun bir güvenli yürüme yolu teşkil ederek tekrar ziyareti açmak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi Balıklı Göl yerleşkesi yakınında yapılan kazılar ziyaretçiler tarafından merakla karşılanıyor. Urfa'da koruma altında tutulan 30 kelaynak kuşu göç etmeleri için doğaya bırakıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen kelaynaklar göç için kanat çıktı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı. Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı. 2-3 hadi bismillah. Kelaynaklar bölge halkı tarafından bereketin sembolü olarak nitelendiriliyor. Dünyada ise sadece Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Dünyada bir Afrika'da bir de Türkiye'de bulunmaktadır. Kelaynaklar Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Geçen yıl bıraktığımız 15 adet kuşumuzdan Mısır ve İsrail sınırında kuş gözlemcileri tarafından tespiti yapıldı. Bu nasıl oldu? Bu kuşları biz serbest bırakırken halkalama işlemi yapıyoruz. Halkalama işleminde ayaklarında bir numara ve bir renkte bir seri numarası var. Nesli tehlike altında olan kelaynak kuşlarının sayısı koruma çalışmaları sonrası 321'e yükseldi. Kelaynaklarla ilgili haberimizi de ekranlarınıza getirdik. Doğaya kavuştular. Evet, bir de sağlık haberi diyelim aslında. Özel beslenmeleri gereken çölyak hastalarına yönelik, çölyak hastası öğrencilere yönelik bir proje var. Elazığ'da çölyak hastası öğrencilere glutensiz tost yapımı için okul kantinlerine tost makinesi ve bıçaklar, özel bıçaklar dağıtıldı. Proje kapsamında kentte bulunan 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe edilecek. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Kantinciler Derneği'nin desteğiyle hayata geçirilen projeyle çölyak hastası öğrencilerin yüzü gülüyor. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe edecek. Bir çölyak hastası olarak eskiden tost alamıyordum. Şimdi bu projeyle birlikte glutensiz tost ben de alabileceğim. Eskiden arkadaşlarımla birlikte kantine inip onların tost almasını bekliyordum. Şimdi artık ben de projeyle tost alabileceğim. Bağırsak rahatsızlığı olan çölyak hastalığında gluten baş düşman. Bu hastalıkla mücadele verenler normal beslenemiyor. Mutlaka glutensiz ürünler kullanmaları gerekiyor.
Çölyak hastası birçok öğrenci bu nedenle okul kantinlerinde eli boş dönüyor. Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği'nin projesi sayesinde çocuklar kantinden rahatça beslenecek. Beslenme sorunlarının olması bizi çok üzüyordu. Bu tostun olması beni çok mutlu etti. Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Genel Başkanı Rıdvan Fırat, projenin tüm Türkiye'de uygulanması için çalıştıklarını söyledi. Tüm okullara bu kantinlerine tost makinalarını vereceğiz. Diğer çocuklar gibi bizim özel olan çölyaklı çocuklarımız da o kantinde sıraya girip glutensiz tostunu alabilecek, glutensiz bisküvisini alabilecek, glutensiz cipsini alabilecek. Çölyaklı çocuklar için işte müjde haberini ekranlarınıza getirdik. Tunceli ile ilgili bir haberimiz var sırada. Tunceli'nin muzur gözeleri, doğal güzellikleri ve irili ufaklı şelaleleriyle doğa severlerin uğrak noktası oldu. Muzur gözeleri ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı da sağlıyor. Şehirlerin keşmekeşliğinden uzak, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin adresi Munzur Gözeleri oldu. Tunceli'nin Munzur Gözeleri, doğa tutkunlarının rotasına eklendi. Sarp Dağları'nın arasında kurulu 1500 rakımlı ovacık, elde ememiş doğasıyla yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tunceli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntülemek için buraya geldim. Hem bir tatil yapıyorum hem de fotoğraf çekiyorum. Birinci derece doğal sit alanı Munzur Gözeleri de sahip olduğu güzelliklerle bölgedeki önemli turizm alanlarının başında geliyor. Dört mevsim kaya oyuklarından çıkan sularıyla dikkat çeken gözeler, yaz aylarında da eriyen karla akan irili ufaklı şelaleleri ve çevresini açan rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Etkileyici bir doğası, manzarası, suyu, havası var. Gerçekten geldiğime değdiğini düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Araçlarıyla il merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan yaptıkları yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından ziyaret köyüne ulaşıyor. Doğanın manzarası ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Munzur Dağları'nı aşarak geldik ve yaklaşık 3500 rakım üzerindeyiz. Mükemmel, gelirken her tarafta Munzur soğuk suları içerek geldik. Gerçekten harika, çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Tunceli'de güzel görüntüleri izledik. Yurttaşlarımızdan, özellikle yerli turistlerden Tunceli'ye yolu düşenler için bir tavsiyede bulunmuş olalım böylelikle. Ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yakup Aslan, gazete manşetlerini aktardık, sıcak gelişmeleri aktardık bayramın 3. gününde. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar diliyoruz.